Herkese merhabalar. Salı akşamından DG ve Fomulcu ortak yayınında bugün yine şahane bir konuğumuz var. Bugün ekstra mutluyum. Biraz ayrımcılık yapayım. Kadın kadına sohbet edeceğiz çünkü. Geçen hafta da hep erkek girişimcilerimizi konuk ettik. Ama bu hafta iki tane kadın misafirimiz var. Çok değerli ikisi de. Bugün aslında Gülsüm Hanım'la birlikte neler yapıyorlar? Yatırımcılık dünyasında neler var? Fobulcu'nun yatırımcılarına neler söyleyecek, DG girişimcilerine yatırımcı gözüyle neler anlatacak aslında onları soracağız. Ben daha fazla uzatmadan lafı Gülsüm Hanım'a hemen buraya davet etmek istiyorum. Startup'ın kurucusu Gülsüm Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ecem. Çok teşekkürler davet için. Rica ederim. Başta söylediğin şey çok hoşuma gitti. Kadın kadına sohbet edeceğiz diye. Evet, biraz öyle olacak. Zaten çok özür dilerim. Ekosistemde biraz azız çünkü bence güzel bir akşam olacak. Böyle biraz erkek hegemonyasında geçen yatırımcılık dünyasına da sizin gözünüze bakmak bence benim için de ayrıca bir güzellik katacak bu akşama. Tekrar hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için hem Ben Fombulca teşekkür ailesi ederim adına davet ettiğiniz hem için. Lici ailesi adına teşekkür ediyorum. Ben çok uzatmayacağım çünkü çok güzel şeyler konuşacağız zaten Gülsüm Hanım. Ben öncelikli olarak hani sizi tanımayanlar vardır belki. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki Gülsüm Çıracı ben. Startup Fonu'nun kurucu ortağıyım. Aslında ben ekosistemdeki girişimcilik hikayem çok eski başladı. 2001 yılındaki Dünya Banka bankacılık krizi sonrasında Dünya Bankası ile beraber Türkiye'nin ilk girişimcilik projelerini yönettim. Bu şekilde girişimcilik hayatıma girdi. O günden beri de hayatımda mesleğim oldu. Daha sonrasında kendi danışmanlık firmamı kurdum. Girişimcilere yönelik eğitimler, danışmanlıklar verdim 9-10 yıl boyunca. Yine Dünya Bankası ile çalıştım. Avrupa Birliği ile projeler geliştirdim. Kadın girişimcilik konusunda çalıştım. Genç girişimcilikle ilgili çalıştım. Fakat 2013 yılında biraz girişimcilere eğitiyorum, danışmanlık da veriyorum ama paraya erişemiyor bu girişimciler ya da iş kurduklarını ben göremiyorum. Fikrinden yola çıkıp Startup Bootcamp Türkiye'ye getirdim. Startup Bootcamp de Avrupa'nın en iyi hızlandırma programlarından biri. Tarihsiz bir zamanda gezi olaylarının olduğu bir dönemde Türkiye ofisini açtım. İşte ilk bir yıl CEO'luğunu yaptım. Kurucu ortaklığını yaptım. Bir yıl sonra şunu fark ettim. Bu sefer de girişimcileri tohum yatırım yapıyoruz. Hızlandırma programını alıyoruz ama yatırım yapamıyorlar yatırımcılar. Ve ben işin yatırım tarafına geçmeye karar verdim. Ve İstanbul Startup Angels isimli bir melek yatırımcı ağı kurdum. Yaklaşık 3 yıl boyunca o devam etti. Geleneksel sermaye sahip yatırımcıları bu ekosisteme gelin girişimcilere yatırım yapın. Yola çıktık. Bunu yaparken bu 3 yılın sonunda tabii deneyim de elde ettik. Şunu fark ettik. Yatırımcılara biraz rehberlik yapmak lazım. Ve Startup Fon doğdu. 2019 yılında ilk doğuşu 2018'dir aslında. Dedik ki yatırımcıları yatırım yaptırabileceğimiz bir araç geliştirelim biz. Bir forumumuz olsun. Yatırımcılar ister fona katılsın, isterse tek başına deal by deal yatırım yapsınlar. Bunun için de önce fonumuzu kurduk. 2021 Mart'ta ilk kapanışı yaptık. Şu ana kadar da 5 yatırım tamamladık. Şu anda işte bir taraftan da web sitemizi hazırlıyoruz. Hayalimiz melek yatırımcıların internetten beğendikleri startuplara direkt yatırım yapabilmeleri. Süper. Yani gerçekten Evet, hani özür dilerim ama. evet bunu söyleyecektim. Ben sizi tanıdığım için tabii hani geçmişten birlikte de çalışmıştık BTM zamanında. Çok Evet. arkadana kadar startuplar için özellikle startup demeyeyim girişimcilik ekosistemi için ne kadar çalıştığınızı ve gerçekten çok fazla mesai harcadığınızı biliyorum. Bu bakımdan herkes aslında bir şekilde dokunmaya çalıştığınızın da bence şu an bizi izleyenler de fark etmiştir. Hani bu yolculuğu anlattığınızda. Ben aslında biraz startup fon tarafını zaten bugün onu da konu yani onu konuşacağız daha fazla ama şimdi sizin de az önce söylediğiniz melek yatırımcılar işte nitelikli bir kitle var işte bir VC'nin kesiştiği aslında hibrit bir model startup fonun çıkışı da o şekilde Doğru. az önce dediğiniz gibi. Bize aslında biraz daha startup fonu derinlemesine inceleyelim dersek nasıl bir modele sahip olduğundan da biraz daha hani derinlemesine bahsedebilir misiniz? Tabii ki aslında biz yeni bir modeli deniyoruz. Hani
böyle web sitemize girildiğinde ki yakın zamanda değişecek web sitemizde crowdfunding gibi algılanıyor ama biz biraz daha nitelikli yatırımcı, melek yatırımcı ve venture capital'ın kesişim kümesiyiz. Kendimizi tanımlamak gerekirse böyle bir terim var mı bilmiyorum ama online VC diyoruz kendimize. Veya erken aşama yatırım platformu diyoruz ki bir karışıklığa sebebiyet vermeyelim anlamında. Burada yaptığımız model şu, startup fon aslında yatırım kararını kendi fonuyla veriyor öncelikle. Yani yatırım kararı vermediğimiz, yatırım yapmadığımız hiçbir girişimciyi diğer yatırımcıların önüne çıkarmıyoruz. Yatırım kararı vermiş olduğumuz girişimcilere biz yatırım kararı verdik. Fon olarak lider yatırımcı biziz. İsteyen yatırımcı bizimle beraber katılabilir diyoruz. Ama burada ticket size'larımız biraz daha yüksek bizim. Olacak daha doğrusu, daha yüksek olacak bizim ticket size'larımız. Onun için biraz daha melek yatırımcıları bekliyoruz platformumuza. Şu ana kadar da işin manuel tarafını yaptık. Ticket size'ları yüksek tutmanız aslında daha nitelikli yatırımcıları içeri almak ve girişimcilere daha fazla katkı sağlamak adına. Biraz daha nitelikli yatırımcıları hedefliyoruz biz. Tabii ki herkes çok kıymetli, herkes çok değerli ama dediğim gibi biz biraz daha lider yatırımcı biziz ve fon olarak biz girişimcinin aradığı paranın zaten %50'sini biz fon olarak taahhüt ediyoruz. Kalan %50'yi yapıyoruz diğer yatırımcılara. Açtığımız zaman da biraz cap table'ı yönetmek için, biraz işimize daha fazla değer katabilmek için ticket size'larımızı biraz yüksek tutacağız. Tabii dediğim gibi bu henüz denenmiş bir şey değil. Denediğimizde göreceğiz biz de bunun çalışıp çalışmadığını. Ben çalışabileceğine inanıyorum. Aslında hani fon bulucu da bu anlamda bizim umutlarımızı yeşertiyor. Fon bulucu da böyle 3 saatte, 4 saatte kapanan yatırımları gördükçe diyorum ki demek ki o şey var, o ilgi var yatırımcılarda. Ya, kesinlikle. Biraz daha az sayıda yatırımcıyla biz de bu hikayeleri yazmaya başlayacağız. Evet, yani o noktada hani bizi zaten şu an izliyorlar. Hakan Bey'in de, Enis'in de zaten ve tüm aslında fon bulucu ekibinin hani ismini sayamayacağım kadar çok değerli bir ekip var zaten arka planda. Çok fazla çalışıyorlar ve hani bunu duyduklarından eminim ben çok mutlu olduklarına. Ben de çünkü onlar adına çok mutlu oluyorum. Yayın öncesinde biz sizin arka planda sohbet ederken zaten ekosistem için hepimiz uğraşıyoruz. Evet, tabii ki günün sonunda para kazanmak var hepimiz için, hayatımızı idame ettirmek için. Ama ekosisteme katkı sunmak ve onun büyüdüğünü görmek aslında galiba en mutluluk verici şey ya. Sizi de en çok mutlu eden şey belki odur. Ya şöyle bir şey Ecem, tabii ben başladığımda hani 2004'ten bahsediyorum. 2004 yılında başladığımda ekosistemin neyesi yoktu. Hani kamuda bilmiyordu, üniversiteler doğru düz çalışma yapmıyordu. Ben girişimcilikle ilgili kitap bulamamıştım Türkiye'de. Şimdi şöyle bir durum var, hani ekosistem gelişsin dediğimizde hayır işi için değil aslında, herkes bunu söylüyor ama arka planda bizim de bir çıkarımız var. O da şu, bu ekosistem, bu sektör geliştikçe bizler daha büyük faydalar elde edeceğiz, daha büyük faydalar da yaratacağız. Onun için ekosistemin gelişmesi önemli, ne kadar büyüyorsa hepimiz için bir kazan kazan hikayesine dönüşecek. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Gülsüm zaten buyurun. Hala çok minik ekosistem. Hala çok büyümeye ihtiyacı var. Yani gerçekten öyle. Ben hala söylüyorum zaten hani hala böyle bebek hani adımlarından henüz o çocuğun hani 1-1,5 yaşında böyle tay tay koşması denir ya. Bence hala o aşamada şu anda. Ama çok hızlıyım. Kesinlikle. Yani bu arada şeyi de söyleyeyim, hani dışarıda ekosistem dışındaki insanlara biz ekosistemi anlatırken işte şunu tanıyor musun, bunu biliyor musun, biz bununla çalışıyoruz da bizler çok duyuyoruz, sizlere de mutlaka geliyordur. Hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. Ekosistem o kadar küçük ki hepimiz birbirimizi tanıyoruz ve henüz rekabet edemiyoruz. Evet. Yani keşke rekabet edebilsek. Şu anda işbirliği yapmak zorundayız hepimiz. Evet, doğru. Ancak işbirliği yaparak büyütebiliriz. Hani burada ekosistem dışında olan izleyiciler, dinleyiciler de vardır. Onun için belirtmek istedim. Birimizle çalışıyor olmanız diğerini mutsuz etmiyor. Hepimiz mutlu oluyoruz. Yeter ki ekosisteme gelin. Bugün fon bulucuda yatırımcı olacağın kişi yarın demek ki benim platformuma da kaydolabilir diye umutlanıyoruz bu sefer. Evet,
Evet, doğru söylüyorsunuz. O çok önemli bir tecrübe oluyor aslında herkes için. Yani startup'la çalışma kültürü bence bambaşka bir kültür. Tüm kurumlar da bunu öğrenecek diye ben düşünüyorum zaten. Şimdi Evet. startup fonunun aslında başarı noktasına gelmek istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi aslında çok güzel girişimlere yatırım yaptınız. Ama onun dışında hani startup fonun tabii ki sadece belki de girişime yatırım yapmakla değil, bu zamana kadar getireceğiniz nokta ve bundan sonra yapacaklarınız, az önce anlattıklarınız da çok önemli, ama kurulduğunuzdan bu yana şöyle baktığımızda Startup Fund'un başarılarını bize kısaca bahsetmek istersiniz. Çok kısaca zor olacaktır ama sizin için. Ya tabii başarı olarak adlandırılır mı bilmiyorum ama kendimize belirlediğimiz bazı KPI'ler vardı. Bunlardan bir tanesi biz fonumuzu kuralım. Biraz önce de söylediğim gibi talihsiz dönemlerde harekete geçmek gibi bir özelliğim var maalesef. İşte 2013'te Gezi olaylarında Startup Bootcamp kurmaya kalkmıştım. Ve pandemide de fon kurmaya kalktım. O biraz bizi ne olacak tedirginliği yaşattı. Ama en azından Mart 2021'de biz fonumuzu kurmuş olduk. Bu bizim için önemli bir göstergeydi. Çünkü biraz önce anlattığım o iş modeli, yani fonun önce yatırım yapıp daha sonra diğer yatırımcıları açacağı model fon olmadan çalışamazdı. Dolayısıyla fonu kurmak bizim için aslında kapının anahtarıydı. Ve şimdi Doğru. biz o anahtarı açtık, daha doğrusu kurduk ve elimize aldık. Bir diğeri de başarı hikayesi yaratmaktı. Başarı hikayesi yaratmak nedir bizim için? Doğru startuplara yatırım yapmak. Fon kurulalı henüz 8-9 ay yılını tamamlamış değil. Ama bunların arasında güzel startuplarımız var. Daha doğrusu hepsine inanarak yatırım yaptık. Hepsinin unicorn olacağını düşündük. Ama mesela Kolendi'ye yatırım yaptık. Biz Kolendi'ye tohum yatırımcı olarak girmiştik. Kolendi belki ekosistemde takip etmişsinizdir. Bugüne kadar Türkiye'nin en büyük seri A yatırımını aldı. 30 milyon dolar üstünde bir yatırım aldı. Bu çok kısa zamanda çok hızlı gelen bir başarı hikayesi oldu. Bizim için de yatırımcılarımızı motive etmek için de. Diğer taraftan işte 5 yatırımı tamamladık. Geçtiğimiz hafta teslimat robotu Delivery AI'ya bir yatırım yaptık. Onunla beraber toplam 5 yatırım oldu. Bu anlamda işin evet bir fonumuz var. Fondaki yatırımcılarımızla Coinmest'e başladık. Bizimle beraber Coinmest yapıyorlar. Şimdi bunu artık online'a taşıma kısmı var bizim. Yani bizim için kıymetli olan birkaç tane KPI var. Fonu kurmak, yatırımlara başlamak ve manuelde Coinmest'i çalıştırmak, ortak yatırımı çalıştırmak bunları yaptık. Şimdi önümüzde bir tane daha önemli bir mihenk taşı var. O da artık online'da bunu yapabilmek. İnşallah kısa zamanda ona da başlıyor olacağız. İnşallah. Ya bence bu böyle istikrarla bence çok güzel bir şeyler elde edeceğinizi düşünüyorum gerçekten. Zaten ekosistem için de çok önemli. Şimdi başarı demişken ben hemen şuna gelmek istiyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önceydi. PitchBook sizi takip edilmesi gereken 64 dünyadaki 64 kadın kurucu ve yatırımcı listesinde yayınladı. Biz Evet. bunu görünce yani ben birçok Twitter'da da LinkedIn'de çok fazla gördüm hani gururumuz, gurur kaynağımız diye birçok kişi ekosistemdeki birçok aslında iyi yerlerde olan ve ismi olan insanlar bunu paylaştılar. Ben de çok mutlu olmuştum bunu okuduğumda ama sizin hisleriniz nelerdi? Bunu duyduğunuzda, bu haberi aldığınızda ne hissettiniz? Valla çok mutlu oldum Ecem, yani inanılmaz mutlu oldum çünkü listedeki diğer kadınlara da baktığımda kendi alanlarında çok başarılı, çok güzel kadınlar ve dünyanın farklı yerlerinden bu kadınlar, işte içlerinde fon kurucuları da var, kendi startup'ını kurmuş ve başarıya ulaşmış olanlar da var. Ama beni asıl mutlu eden tarafı PitchBook bu araştırmayı yaparken bana ulaşmadı. Yani Ha, benden bir tamam. bilgi almadı bu araştırmayı. Benim için tamamen sürpriz oldu. Yani ben bunu yayınlandıktan 10 gün sonra falan öğrendim. Çünkü dediğim gibi kendi araştırmasını yapmış. Zaten araştırma sayfasına da baktığınızda söylüyor. Hani biz yaptık araştırmayı, kriterlerimiz bunlar diye. Bir şekilde aramışlar, bulmuşlar. Kendi o bağımsız araştırmaya göre seçmişler. Ve 10 gün sonra ben bir tweetle öğrendim. Yani PitchBook bana da haber vermedi. Evet yayınlandım diye. Bir Twitter'da bir yerde taglendiğimi gördüm. Allah Allah ne oluyor? Niye beni tagliyorlar ki bu haberde diye baktım ve haberi okuyunca fark ettim orada olduğumu. Hani çok garip bir şey İlginç ama olmuş gerçekten.
Evet, yani bir taraftan hoşuma gitti. Yani demek ki dedim hani böyle bağımsız bir araştırma yapmışlar, kimseye haber vermemişler, yayınlandın diye bile söylememişler. Bu anlamda daha güvenilir bir çalışma olarak geldi. Listedeki diğer isimlere bakınca inanılmaz gurur duydum. İşte özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında hani işte Orta Doğu'da vesairede de çok fazla kadın yok o listede. Herhalde Türkiye'den sadece ben varım. Orta Doğu'dan da pek kimse yok. Bu anlamda hoşuma gitti. Çünkü o listeyi dünyada birçok yer takip ediyor. En azından Türkiye'den de bu bölgeden de birilerinin olduğunu görmüş olacaklar. Hani ne hissettiğimi gelince valla çok şey yapamayacağım. Hani çok doğal karşıladım diyemeyeceğim. Öyle bir listede olduğum için inanılmaz mutlu oldum. Yani 2-3 gün haberi açıp açıp okudum sürekli. Dedim herhalde PitchBook analistleri trafiğe bakınca hayret ediyorlardır. Türkiye'den sürekli cep telefonundan, bilgisayardan, aynı IP'den bir trafik var. Tabii ki çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Bir şekilde ya listeye girmiş olmak şeyi gösteriyor. Yani evet bir şeyler yapıyoruz hepimiz, kendimizi işlerimizi güzel yapmaya çalışıyoruz, idealistçe yapmaya çalışıyoruz ama bunu birilerinin fark etmiş olması ve bu fark etmenin sonucunda böyle bir yerde isminin olması asıl gurur verici olan herhalde. Ben bu şekilde dedirtiyor. Dediğim gibi inanılmaz mutlu oldum ben. Yani bence de, çünkü yaptığınız iş birileri tarafından değer görünce o işte kendini gerçekleştirme Maslow'un hiyerarşisinde olduğu o duygu tamamen bütün vücudu kaplıyor ve çok farklı bir serotonin salgılıyor bence. Çünkü hani siz dediniz ya açıp açıp okudum diye, bence çok normal. Çünkü ben de yani ben çevremden çok insandan biliyorum. Hani bizim bile çok bunu konuştuğumuz üstüne sizin çok fazla açıp okumanız çok normal. Bizler de onu yaptık çünkü Gülsüm Hanım. İnanılmaz motive edici. Bir taraftan dediğim gibi Türkiye'den biri olarak yer almak çok mutlu etti. Diğer genç kadınlara, kızlara bir şekilde bunun yapılabilirliğini, olabilirliğini göstermiş olmak mutlu etti. Kendi adıma evet ben yapıyorum ama dünya da fark ediyormuş bunu. Yani boşa kürek çekmiyorum, öyle ben iyi yapıyorum demek de olmuyor. Birilerinin de görüyor olması motive ediyor. Aynen öyle. O anlamda çok mutluydum. Bir şekilde o başarı görülüyor aslında, o bizim sizinle konuştuğumuz evet. Mevzuya ilgileniyorsunuz. Bir şeyi gerçekten inanarak ve hiç yılmadan yaptığınız zaman o başarı birileri tarafından mutlaka görülüyor ve takdir ediliyor bence. O çok güzel bir duygu. Şimdi biraz yatırım süreçlerinden aslında konuşmak istiyorum. Çünkü bu mevzuyu çok büyük bir şevkle ve aşkla bekleyen izleyicilerimizin olduğunu tahmin ediyorum. Özellikle fon bulucu tarafında da. Startup fonun yatırım süreçlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl oluyor? Nasıl yatırım alma kararına gidiyorsunuz? Tabii ki biraz bahsedeyim. Tabii bunu da biz deneyimle ve zaman içerisinde oturtabildik. Girişimcileri biliyorsun birçok kanaldan biz ulaştığımız girişimciler oluyor. Girişimcilerin bize ulaştığı durumlar oluyor ama mümkün olduğu kadar çok girişimciyle görüşmeye başlıyoruz. Bir süre yüz yüze görüşmelerimiz devam ediyor veya online. O tanışma görüşmeleri diyeyim. Hani ekibi anlamaya çalışıyoruz, projeyi anlamaya çalışıyoruz ve hoşumuza gitmesi durumunda bu sefer biraz daha detaylı bakmaya başlıyoruz. Bizim için detaylı bakmak demek, durduracağız dediğimiz detaylı bir analiz çalışmasına girmek demek. Detaylı analiz çalışmasına yaptığımız şey, benim analist arkadaşlarım var. Onlarla beraber aslında girişimci bize bir hikaye anlatıyor günün sonunda. Bir yapmayı hayal ettiği şeyleri anlatıyor. Ben bunu yapacağım, şunu yapacağım, aldığım parayla, yatırımla böyle büyüyeceğim diye. Biraz daha o varsayımların olabilirliğini test etmeye çalıştığımız bir dönem. Nedir? Markete bakıyoruz, girişimcileri daha yakından tanımaya çalışıyoruz, rekabete bakıyoruz, gerçekten rekabet söylendiği gibi midir gibi. Bunlara bakıyoruz. Günün sonunda finansallarına bakıyoruz. Evet hani verdiğimiz yatırımda söylediği vaatler yerine gelebilir mi yoksa kısa zamanda tükenebilir mi? Eğer due diligence çalışmamız olumlu sonuçlanırsa bu sefer bir danışma kurulu adını verdiğimiz bir kurul var bize. Danışma kurulu bizim yatırımcılarımızdan oluşuyor. Akıl akıldan üstündür diyoruz. Dolayısıyla yatırımcılarımızın hepsinin kendi domain uzmanlığı var. O anlamda buyurun bir de siz bakın diyoruz. Biz baktık ama bunları tespit edebildik. Siz ne diyorsunuz? Onların bizim belki görmediğimiz, göremediğimiz noktalarda uyarmalarıyla tekrar belki bir ufak tefek bakmalarımız oluyor. Ondan sonrası da yatırım komitesine çıkıyor. Yatırım komitesi de yatırım kararını veriyor ya da vermiyor. Yatırım kararı verdikten sonra da yatırımımızı
gerçekleştirip diğer yatırımcılara açıyoruz. Biz bu sebeple yatırım kararı verdik. Buyurun katılmak isterseniz siz de diye. Bu durumda her yatırımcı kendi bireysel kararını vererek o startup'a yatırım yapıp yapmayacağını söylüyor. Böyle orada bir hiç şeyiniz oluyor mu mesela Gülsüm Hanım bireysel kısımda, yani hani bir danışman gibi aslında, yani buna şununla şu aralığında yapabilirsiniz, hani mesela oradaki sistem nasıl oluyor? Yani danışman derken zaten yatırımcıların bir startup'a yatırım yaptığında mentorluk vermesi ya da kendi uzmanlıklarında yol yordam göstermesi aslında yapması gereken bir şey. Hani bu ayrıca tanımlanmamalı diye düşünüyorum ben. Hatta tanımlandığı zaman da bir şey yapıyorum, niye ki diyorum. Çünkü hikaye şöyle, oraya yatırımcı olarak girdiyseniz paranız var artık sizin. Artık o şirketin bir parçasısınız. Az ya da çok önemli değil ama aynı geminin içindesiniz. Dolayısıyla yaratacağınız katma değer yatırımcı olarak girişimciye mentorluk yapmanız, girişimciye destek olmanız, network sağlamanız sizin değerinizi arttırıyor. İçeride vermiş olduğunuz yatırımın değerini arttırıyor. Bu nedenle olması gerek diyoruz. Ama tabii ki biz orada işte fon olarak lider yatırımcı olduğumuz için diğer yatırımcılara ekstra yatırım yaptığında biraz onu yapılandırıyoruz. Yani her kafana estiğinde girişimci akıl vereceğim diye arama. Bir dakika, onu ben o ilişkiyi yöneteyim diye. Çünkü bu sefer girişimcinin de zamanı kıymetli. Yani girişimci de işte bizimle beraber ortak yatırım yapan 10 yatırımcı varsa 10 tane farklı telefona cevap vermemeli. 10 tane farklı kişiye ayrı ayrı konuşmamalı. Biz birazcık orayı yönlendiriyoruz. Yatırımcılarımızı da tanıdığımız için işte burada Ecem'le görüşsen, Ecem'in şu konudaki uzmanlığından faydalanırsın. Ya da uzmanlığı biz alıp aktarmaya çalışıyoruz. Biraz orada köprü görevi görüyoruz. Zor ama oluyor mu? Köprü görevi görmek, çünkü şey aslında çift taraflı diye düşünüyorum. Aynı şekilde girişimci de mesela sürekli belki yatırımcıya ulaşıp kendini belki tekrar anlatmak isteyebilir. Hani yatırımcı tarafından da belki o şey bir süreç olabilir. Yorum bir süreç olabilir. Doğru, ama zaten melek yatırımcı ağından buraya doğru geldiğimiz için aslında biz bu süreçleri biliyoruz. Orada da aynı şeyi yaşadık. İşte girişimci yatırımcıya rapor vermeyi unutur. Yatırımcı arayıp sormaya imtina eder, işte rahatsız mı ediyorum diye. İkisi birbirinden bir haber yaşarlar. Arıyorum girişimciyi, niye sen rapor göndermedin? Bassak haberi olurdu diyor. Ya tamam, batmadın, iyi gidiyorsan da haberi olsa ne güzel olur değil mi? Çünkü o girişimciyi de anlamaya çalışıyorum. 1000 tane işi var. Onların arasında raporlamayı kaçırabiliyor, haber vermeyi atlayabiliyor. Yatırımcıyı da anlıyorum. Çünkü yatırımcı da o işi yatırım yaparken ben buradan milyonlarca lira kazanayım değil aslında temel güdüsü. Bu var ama öncelikli yatırım amacı bu değil. Öncelikli yatırım amacı o hikayenin parçası olmak. Orası büyük bir şirket olduğunda, yarının trend yolu getiri olduğunda ben de oradaydım, ben de yatırımcıydım demek istiyor. Dolayısıyla gelişmenin parçası olması haline getirmek lazım. Oralardan zaten çıktık biz, bu köprü görevini görelim. İki tarafı da bilgisiz bırakmayalım, yönlendirelim. Girişimciden doğru bilgiyi doğru zamanda alıp yatırımcıya iletelim. Yatırımcıyı da doğru zamanda doğru desteği alıp girişimciye iletelim. Kısmında zor olmuyor mu? Ya her işte bir zorluk var tabii ki, ama dediğim gibi hani biz community management'ı biliyorduk melek yatırımcı ağından. O yüzden bizim için bir tık daha kolay. Evet. Hani sadece fon yöneticisi olsaydık daha zorlanabilirdik. Evet. Yani evet, dediğiniz doğru zaten. Burada bir know-how olunca onu yönetmesi kesinlikle daha kolaydır. Şimdi aslında hani yatırım sürecinden bahsederken hani işte belli başlı aşamaları söylediniz ama tahminim sıkı da bir incelemeden geçiyordur girişimler. Yani ve de belli başlı metrikler ya da kriterler vardır. Hani bugün şimdi bizi burada dinleyen girişimcilere bu konuda hani size başvuracakları zaman ya da görüşmeye geldiklerinde yarın öbür gün şimdiden söyleyebileceğiniz bazı böyle kriterler var mıdır? Yani bunlar bizim için çok önemli, buralara çok dikkat ediyoruz, şuraları çok sıkı inceliyoruz diyebileceğiniz. Ya şöyle, bizim gibi erken aşama yatırımcıların çoğu aslında en temelinde girişimciye yatırım yapıyor. Girişimciye ve ekibe yatırım yapıyoruz biz. Çünkü o ekip o başarı hikayesini yazacak. Bugün tek başına ben unique fikri buldum diyen, ki bana çok geliyor böyle, dünyada eş benzeri olmayan fikir buldum, acayip bir şey var, bir tek ben biliyorum. Böyle bir şey yok yani, dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyar insan içinde bir tek senin aklına gelmiş olması mümkün değil. Başkalarının da aklına geliyor, emin olun geliyor. Ama burada başarıyı değiştiren faktör nedir? Kimin uygulama planı daha iyi? Birisi daha iyi yapıyor bunu.
İşte orada farkı yaratan şey de ekip oluyor. Bu noktada biz bir ekibe çok iyi bakıyoruz. Yani ekip gerçekten dedikleri bu işin içinde mi? Kendilerini bu işe adamışlar mı? Ben yatırım yaptığımda benden sonra başka paraya da ulaşabilir mi? Başkalarını da ikna edebilecek durumda mı? Birbirini tamamlıyor mu ekip? Bunlar bizim için çok önemli. Diğer taraftan markete bakıyoruz. Şimdi biz VC mantığıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla benim yatırımcılarıma karşı da bir sorumluluğum var. Çünkü bize yatırım yapmalarının en temelinde ben startuplara yatırım yapacağım. Karlı startuplar olacak. Büyüyen startuplar olacak. Buradaki exitlerle de paranız değer kazanacak diyoruz. Şimdi bu iki aynı olması için dediğim gibi girişimci ekibi birinci kriter ise bir diğeri de market. Doğru bir markette büyük bir pazarın içinde olmaları lazım ya da büyüyen bir pazarın içinde olmaları lazım. Yani en az 10 milyar dolarlık falan bir pazarda olması lazım. O filmin. Bir diğer konu da pazar dışında rekabet. Kimler var onun dışında bu oyunda? Ve bunlarla nasıl rekabet edecek? Şimdi kimse yok, rakibim yok. Bunların hepsi eğer dediğim gibi bir girişimci benim rakibim yok diyorsa dünyayı tanımıyor diyorum. Çünkü bakın Uber Türkiye'ye geldi, rakibi vardı, sarı taksiler. Evet. Ve rakibin yüzünden pazardan çıktı. Evet. Rakibiniz var. Bu işin dijitalde yapılmıyor olması rakibiniz olmadığı anlamına gelmiyor. Rakibiniz var. Ben girişimciden rakipsiz bir pazarda, olmayan bir pazarda unik bir fikri hayata geçirmesini beklemiyorum. Var olan bir fikir de olabilir. Ama ne olduğunun, çevresinde ne olup bittiğinin farkındadır. Rakiplerini de biliyordur. Rakiplerine karşı da bir planı vardır. Öne geçmek için. Tabii bunlara bakarken bir taraftan da kopyalanmayan ne var burada diyoruz. Kopyalanması zor olan ne var? Bu IP olabilir. Yani patentidir, fikri haklarıdır, yazılımıdır, teknolojisidir. Bu olabilir. Bunun dışında ekip olabilir. Müşterileri olabilir. Ama kopyalanmayan bir şeyin olması lazım. Kesinlikle. Orada kopyalanması zor bir şeyin olması lazım. Bize geliyor, bazen size de geliyordur. İşte fikrimi söylersem çalar mısınız? Fikrimi nasıl koruyacaksınız ki ben korumak zorunda değilim fikri. Zaten eğer bana anlattığında çalabiliyorsam iyi bir fikir değil. Evet. Yani benim de söyleyeceğim neyse iyi olmamalı o fikir. Hani en azından girişimcilere onu söyleyeyim. Eğer karşınızdakini anlattığında o da yapabiliyorsa bunu bariyersiz, o zaman iyi bir fikir değildir. Aynen, sizin aynen. Yapabiliyorsunuz. Evet, bu şeyi hatırlıyorum. Hatta sizinle ta BTM'nin ilk kuruluş yıllarında böyle bir söyleşi yapmıştık yine girişimcilerle. Orada da söylemiştiniz siz. Zaten çalınacaksa fikri, bana anlattığında çalınacaksa zaten hiç yapma, vazgeç bu işten diyorum demiştiniz girişimcilere. Çok çok doğru bir söz yani. Yani tabii ki eğer yani ben çalabiliyorsam ve yapabiliyorsam onu, giriş bariyeri çok düşük bir fikirdir. Demek ki herkes yapabilir. Herkes yani, yapabiliyorsa o zaman karlılığı düşüktür. O zaman ben neden yani olması lazım. Kopyalanmayan bir şey. Bu her zaman için ürünün kendisi olmayabilir bakın. Ekip de aynı değerdedir. Yani ekibin yeteneği, ekibin yeteneği, bu da kopyalanması zor bir şey olabilir. Öyle bir ekip vardır ki karşınızda. Ekibe yatırım yaparsınız. Evet, yani genelde mesela girişimcilerin takıldığı nokta bence o. Hep çok bazıları çok fikir üzerinde kalıyorlar ve hani fikir, tabii ki fikir çok önemli ama en başta dediğinize yine döneceğiz. Zaten önce takıma, girişimciye yatırım yapıyor. Yani bütün yatırımcılar bunu artık hani ben söylemekten bile yoruldum çünkü bu herkes için aynı. Hani takım iyiyse girişimde devam eder bir şekilde zaten. Ya iyi bir takımsa bir şey yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela kötü bir fikir ama ekip çok iyi. Yatırım yapılır mı? Yapılır. Çünkü o iyi ekip alıyor o kötü fikri. Başka bir şeye dönüştürüyor. Başka bir şey yapıyor. Yine başarılı oluyor. Ama çok iyi fikir, ekip çok kötü. Yatırım yapılmaz. Kesinlikle. Zaten fikir de sonrasında çok kötü bir yere gidebilir. O ekibin elinde. Yani olmuyor. Doğru. Şimdi bir röportajınızda aslında şöyle bir cümle görmüştüm. Diyorsunuz ki girişimlerin gelişim süreçlerini takip ettiğimiz zaman, buna bir yatırım yapmadığımız zaman da onu reddettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz gelişim süreçlerini takip ediyoruz demiştiniz. Doğru. Bu aslında
dikkatimi çekti. Çünkü bir yerde aslında onları da yeşil ışık yakıyorsunuz. Diyorsunuz ki gelişmeye devam et, biz sizi takip ediyoruz. Bizim için yeşil ışık, yani sarı ışık yeşile döndüğünde birlikte de devam edebiliriz yola mesajını da veriyorsunuz. Sizin için bu yeşil ışık ne? Yani yeşile çevrilecek olan taraf nedir? Az önce hani pazarı, rekabet kısmını söylediniz Tabii. ama böyle daha hani spesifik nokta atışı yapmak gerekirse. Böyle ya bir kere ben bunu niye anlatıyorum? Şimdi bizim Türk girişimcilerde bir duygusallık var. Hani reddedilince alınıyor da. Beni reddetti. Aslında hani bu duygusal bir şey değil. Hani bunu böyle algılamayın demek için anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yatırımcı belli metriklere bakıyor. Tamamen rasyonel bir şey yapmaya çalışıyor. Size o gün hayır demesi yatırımcının hayır anlamına gelmiyor. O gün için hayırdır o. Gelecekte bir şey yaparsınız değişir. Bu nedenle ben görüştüğüm her girişimci neden o anda yatırım yapamadığımı anlatıyorum ki onu düzeltip gelsin. Şu Doğru. anda müşterim olmadığı için yatırım yapamıyorum. Eğer birkaç müşteri bulursam bak o zaman tekrar bakarım diyorum. Veya şu anda ürünün şeyi kullanımı çok da kolay görünmüyor gözüme. Onun için yatırım yapamıyorum. Biraz daha oraya mı düzelsen? Ekibin zayıf, onun için yatırım yapamıyorum. Bunların hepsi tamamlanabilir şeyler. Girişimci bunları değiştirebilir, pivot edebilir, başka bir şeye dönüştürebilir. Tekrar yatırımcının kapısını çalmalı. Son dönemde biraz daha fazla görüyorum girişimcilerin o güncellemeyi. Yani bir bakıyorum, evet hani bize hayır dediniz ama bak bu oldu. Haberiniz olsun diye bana bir şey gönderiyor. Hoşuma gidiyor. Yeni metrikleri alıyorum. Aa diyorum bir dakika. Şimdi tekrar masaya oturabilirim ben. O anlamda girişimcilere yine naçizane tavsiyem. Yatırımcılara projelerini gönderdiklerinde yatırımcıları lütfen dikkatle dinleyin. Neden hayır diyorlar o anda? Hayır dedikleri her şeyi not alın. Düzelttiğinde evet deme ihtimalleri vardır onların. Evet, Veya hayır kesinlikle. değiştirmeniz ya da oradan inat etmemi vazgeçmeniz lazım. Peki Gülsüm Hanım şey oluyor mu hiç mesela diyelim ki görüştünüz ve kesinlikle yani hiçbir şekilde yeşile dönme olasılığı yok ışığın. Hani onu görüyorsunuz yani bunu da net bir şekilde söylüyor musunuz girişimcilere ya da hani tamamen çıkartıyor musunuz o takip listesinden de? Aslında işi değil de mesela biz işi çok reddetmeyiz. Çünkü iş tamamen değişir. Bakın Airbnb'nin ilk web sitesine gidin, WebArchive diye bir site var. Oraya giriyorsunuz. Hangi yıldaki web sitesini görmek istiyorsanız yazıyorsunuz, gösteriyor. Amazon'un, Airbnb'nin, Dropbox'ın ilk web sitelerine bakın. Bu nasıl bir şey dersiniz? Nasıl milyar dolar oldu dersiniz? Önemli değil. Asıl önemli olan hayır, net hayırımız bizim girişimci olabilir. Girişimciye o anda hayır demişizdir. Yani girişimciyi yeteri kadar tutkulu görmemişizdir. Girişimci bizi inandıramamıştır. Girişimci esnek değildir. İş yoksa değişir. Proje değişir. Peki mesela şey noktasında ben şimdi çevremde de çok görüyorum hatta yorumlarda da gelmiş o ekibi oluşturmak da çok zor. Hele de artık yani bugün çok fazla yazılımcı işte yani mutlaka bir tek founderlı olmuyor. Co-founder olması gerekiyor ya da ekibin içerisinde iyi bir tasarımcınızın olması gerekiyor. İşte iyi bir iletişimcinizin olması gerekiyor. Yani diğer teknik detayların da dışında ama bazen girişimciler bunu kurgulamakta da çok zorlanıyorlar. Çünkü o ekibi çünkü ekip herkesin söylediği bir şey ama kaliteli ekibi oluşturmak da zor bir süreç aslına bakarsanız. Hani mesela orada sizin yatırımcı gözüyle ya da en azından startup ekosistemi mentor gözüyle önerebileceğiniz bir yer var mıdır? Hani çok kısa onu da sormak isterim hazır Yani yeri gelmişken. kurmak da girişimciliğin bir becerisi aslında. Çünkü girişimci dediğimiz kişi sadece parayı bulup yatırımcıları ikna eden kişi değil. Müşterileri ikna edecek, ekibin motivasyonu sağlayacak, doğru kişileri o ekibe katılmaya ikna edecek. Bunu nasıl yapacağını o kişi bulacak. Steve Jobs'ın hikayesini anlatan filmini izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Orada Apple'ın büyümeye başladığı dönemde bir CEO almak gerekiyor ve Coca-Cola'nın genel müdürünü ki bunun olduğu yıllarda Coca-Cola'nın ne kadar büyük bir şirket ve Apple'ın ne kadar küçük bir şirket olduğunu düşünün. O CEO'yu evinde ağırlıyor ve şunu söylüyor. Hayatını şekerli su satarak mı kazanmak istiyorsun? Yoksa değer yaratarak mı? Bu şekilde alıyor. Ha, sonra CEO'yu kovuyor ayrı bir mesele ama yani bu şekilde Coca-Cola'dan istifa ettirip kendi şirketine alıyor. Şimdi ekip kurma kısmında işte
hayalinize inanıyorsanız, kendi girişiminize inanıyorsanız, dediğim gibi bu sadece yatırımcıları ikna etmek değil, insanları da ikna etmek, o ekibe o hayale ortak olmaya ikna etmek gerekiyor. Ekip kurmakla ilgili yine benim naçizane tavsiyem, ekip kurmadan önce kendinizi iyi tanımanız lazım bir girişimcinin. Ben kimim, ne yapıyorum ve neye yeteneğim var, neye yok. İşte yeteneğiniz olmayan kısımları tamamlayacak insanları bulmanız lazım. Eğer kod yazamıyorsanız bir CTO bulmanız lazım. Eğer operasyonu sevmiyorsanız ve daha çok business development seviyorsanız, demek ki operasyona bakacak biraz daha titiz birini bulmanız lazım. Ama herkes ekipte business development yapıyorsa yine o ekip çalışmıyor. Girişimcinin kendini tanıması lazım. Ben ne yapabilirim, ne yapamam. Her şeyi mükemmel yapan kişi değil girişimci. Hı hı. Her şeyi doğru gözlemleyip doğru organize edebilen kişi girişimci. Aslında iyi bir lider olabilmesi gerekiyor. Takımı da iyi bir şekilde yönetebilmesi için. Dolayısıyla da girişimini iyi bir şekilde yönetebilmesi için. Çünkü biz ekibin kaç kişi olduğuna değil, o kişilerin bir işe yarayıp yaramadığına da bakıyoruz. Yani kim, geçmişte de oldu böyle hikayelerim. İşte 4 kişi geliyorlar. Nereden tanıyorsunuz birbirinizi? Bir kere sorun bu benim. Şimdi biz okul arkadaşız. Okey, tabii ki ilk ortaklar okullardan bulunacak, mahalleden bulunacak falan, yakın çevreden olacak. Peki kim ne iş yapıyor soruyoruz. İşte birisi diyor ki ben diyor CTO'yum. Öbürü ben iş geliştirmeye bakıyorum. Öbürü ben operasyona bakıyorum. Peki bu ne yapıyor? O diyor eski arkadaşım. Şimdi yatırımcı tarafından çok gaddarca gelecek ama bizim para vererek ortak olmaya çalıştığımız hisseleri bu kişiye neden verdi? Bunun bir açıklamasını yapmak zorunda bize. Bir işe yaraması lazım. O elinde tuttuğu hisselerin bir karşılığının olması lazım. Evet, biz parayla ortak oluyoruz ama onlar emekleriyle, bilgileriyle bu işi başkasının yapamayacağına ikna ediyorlar bizi. Dolayısıyla o başkasının yapamayacağı şeyde de anlatabiliyor olmaları lazım. İşte ekip kurmakta da burada da sayı değil, nitelik önemli. Evet, kesinlikle. Şimdi bu noktada bir soru daha geldi aklıma. Şimdi aslında bir değerleme yaparken kendinize, yani yatırımı yaparken sonuçta fon olarak da ya da bireysel yatırımcı olarak da bir meblağ bir meblağ tutarı koyuyorsunuz ama onun öncesinde tabii çalışmalar oluyor. Bu kadar mı olmalı? İşte bu kadar hisseye şu kadar mı olmalı? Değerlemeyi aşağıda tutmayalım. Bir işte seri A'ya çıktığımızda, çünkü onun da olması gibi birçok farklı metrik var. Ama şimdi burada takım dedik, işte iş modeli dedik. Hani birçok kendi içerisinde de farklı şeyleri var, metrikleri var. Şimdi burada yatırım yaparken o zaman siz hani biraz 50-50 mi oluyor? Yani takıma biraz yatırım yapıyoruz, yoksa her girişim için bu farklı mıdır? Yani takımı ve iş modelini düşünüp ona göre mi aslında koyacağınız parayı bir olarak düşünüyorsunuz sonuçta? Yani takım, iş modeli, işin geldiği nokta, her şeye bakarak bir değer ortaya koyuluyor. Hı. Çok iyi bir takım ama henüz iş valide olmamış. Çok iyi bir takım ama uygulama becerileri zayıf. Olmuyor. Bunların hepsine total bakmak gerekiyor bu anlamda. Anladım. Yani aslında alt alta toplamak gerekiyor biraz daha. Ama sıralama yap dediğinizde, sıralamaya önce girişimciyi koyuyoruz. Önce girişimci, sonra ürün, pardon, sonra pazar, sonra ürün, sonra rekabet durumu, iş modeli, bunları koyuyoruz aslında. Bunların hepsinin en azından ya çalışıyor olması lazım veya çalışacağına yönelik iyi bir planlamanın olması lazım. Evet. En azından o çarpanı size verebiliyor olması lazım, şu kadar evet. Çarpanları yapacağız. Evet, kesinlikle. Şimdi siz yine söylemiştiniz zaten hani aynı zamanda yatırımcının mentörlük olması, ama sizin için bu biraz daha, yani startup kısmında hani akıllı yatırımcı, az önce de konuşmuştuk, oldukça ön planda olan bir kavram. Hani hep sizden de duyuyoruz genelde, çünkü yatırım haberleri çıkınca da hep buna bir atıfta bulunuyor hani yazarlarda genelde. Şimdi bir alanda uzmanlaşmış yatırımcınızın yatırım yaptığı girişime mentörlük gibi ekstra destekler de zaten. Ekstra demeyeyim, aslında destekler de oluyor ve ona da teşvik ediyorsunuz. Mesela bu akıllı yatırımcılık mevzusu startup fonu ne gibi bir fayda sağlamıştır? Yani hani mentörü olması, yatırımcının aynı zamanda girişimcinin o alandaki mentörü olması, ihtiyaç duyduğu mentörü olması. Aslında çok şey, yani şöyle bir şey, benim çok sevdiğim bir atasözü var, Yahudi atasözüymüş. Eğer bir sorun sadece parayla çözülebiliyorsa bu bir sorun değildir. Bu bir mali problemdir. Eğer bir girişimci de bize gelip
aslında sadece paraya ihtiyacı var. Onun dışında hiçbir şey sorunum yok. Parayı bulsam uçacağım kaçacağım diyorsa yalan. Mutlaka yani parayla çözülememesi lazım her şeyin. Başka şeylere de ihtiyaç var. Para kadar kıymetli. Müşteri, network, diğer yatırımcılara erişim, işin ölçeklenmesi. Bunlara da ihtiyaç var. Ama bazen bunlar paradan daha kıymetli olabilir. Yine hani benzer bir hikaye Türkiye'de Airties evimizin evinde vardır. Eskiden Cisco vardı onun yerine. Airties'in tam adını bulamadım. Wi-Fi cihazı. Evet. Yani, yatırımcısı rahmetli oldu şimdi. Amerika'da telekom sektöründe tanınmış bir beyefendiydi. Ki Türkiye'nin yatırımcılarından biridir. Galata Business Angels'ın da kuruluşunda etkisi vardır. Mesela onun sektörel bilgi, deneyimi Airties'i bugüne getiren en önemli etkenlerden biridir. O kadar kıymetli. Bu anlamda para mı o mu dediğinizde bazı durumlarda o akıllı sermaye yani işin o akıl kısmı çok daha kıymetli olabiliyor. Regülasyonu aşabiliyor olmak, daha hızlı iş yapmanızı sağlamak, doğru networklere ulaşmak. Bunlar çok daha faydalı olabiliyor girişimci için. Kesinlikle evet. Peki mesela önem verdiğiniz dikeyler var mı Gülsüm Hanım? Yani hani bizim startup fon olarak hani daha çok incelediğimiz dikeyler bu alandaki startuplar ya da bunlarla hiç ilgilenmiyoruz dediğiniz. Aslında tam da değil. Çünkü biz çok fazla yatırım yapacak bir şirketiz. 50 tane yatırım planlıyoruz 5 yılda. Dolayısıyla 50 yatırım yapacaksak ve küçük küçük yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Biz fırsata yatırım yapıyoruz. Belli dikeylerimiz yok. Hani özellikle fintech, özellikle şu demiyoruz. Teknoloji sektöründeki her şeye yatırım yapabiliyoruz. Ama bilinçli olarak uzak durduğumuz bazı işler var. Bunlardan bir tanesi ilaç. İlaç ya da sağlık sektörü ama sağlık sektöründen insanın kana dokunan, insanın vücuduna giren şeyler. Çünkü neden onlardan uzak duruyoruz? İnanılmaz faydası vardır. İşte biyontek görüyoruz hepimiz. Ama o biraz daha sabırlı olmayı gerektiren ve daha doğrusu o alanda uzmanlaşmış olmayı gerektiren konular. Ondan dolayı mesela oradan biraz uzak duruyoruz. Bunun gibi işte mesela e-ticaret geldiğinde bir tedirgin oluyoruz ya çünkü e-ticaret artık giriş bariyeri çok yüksek bir alan. Çok niş olması lazım, çok farklı bir şey, değer önerisi sunması lazım ki e-ticarete bakalım gibi. Onun dışındaki her şeye bakıyoruz. Tabii bugün bakıyor olduğumuz şeyleri bırakıp yarın başka bir şeye de bakabiliriz. Çünkü teknoloji trendleri değişiyor. Yani bu 6 ay önce hayatımızda Metaverse yoktu. Kelime olarak vardı. Bir yıl önce Metaverse'in hiçbir şeyi yoktu. Metaverse'e yatırım yapar mısınız derseniz birçok yatırımcı hayır diyecekti. Bugün bir Metaverse projelerinin peşindeyiz ya da gaming. Yani 3 yıl önce gaming projeleri yok muydu Türkiye'de? Vardı. Bu sene game sektörüne yapılan yatırım inanılmaz boyutlarda. Hani yatırımcılar da aslında trendleri takip ediyor. Dolayısıyla yarın başka şeyler de olabilir bizim için. Dünyadaki trendler, teknolojideki trendler ne yöne doğru gidiyorsa biz de onları takip etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi aslında bu şeyde beni hatta böyle sorularımı hazırlarken Enis demişti ki bana Gülsüm Hanım'ın bir tweet'i vardı. Bu hani yazdığımız gezdiğimiz şehirleri yazdığımız bir tweet flow'da olmuştu. Ha, orada evet. Baya Türkiye'yi karış karış gezmişsiniz. Zaten aslında startup fonun temelinde de yani yeni yatırımcıları ekosisteme taşımayı misyon edinmiş bir yanı da var startup fonun. Şimdi Türkiye'yi geziyorsunuz. İşte en başta da konuştuğumuz noktaya geleceğim yine ama sonuç olarak Türkiye girişimcilik ekosistemini Türk insanına tanıtmak için işte yatırımcıları, yatırımcılığı anlatmak için, girişimciliği anlatmak için bence bir elçi gibi çalışıyorsunuz aslında. Ekosistem elçisi diyebiliriz sizin için. Bu noktada iki sorum olacak size. İlki şöyle, bu yorucu bir süreç mi? Çünkü hem gezip hem insanlara bir şeyler anlatmak özellikle de Anadolu'da daha az bilinen bir şey. Yani biz burada çok konuşuyoruz. Çok da maruz kaldığımız için sanki herkes biliyormuş gibi geliyor belli bir zaman sonra ama işte yatırımcılığı özellikle startup yatırımcılığını anlatmak. Bakın işte çünkü insanlar şeyi soruyor çok doğal. Ne zaman paramı geri alacağım ya da ne zaman 3'e katlayacağım diye hani onu hemen istiyorlar ki dünkü hatta yatırım esnasında da bir yatırımcımız sormuştu. 2-3 aya alınabilecek bir şey var mı gibisinden böyle hani hatta Ata Uzun Hasan vardı dün akşam
akşam konu, Enis'in konuydu. O da dedi ki borsa var, hani borsayı söyleyeyim o zaman, borsaya gidin diye. Yani bunu anlatmak biraz meşakkatli bir süreç. Bu sizi yoruyor mu? Çünkü hem girişimcileri inceliyorsunuz, bir startup fonda işte mentorluk yapıyorsunuz, yatırımcısınız aynı zamanda. Hani bu görevler böyle zorlayıcı oluyor mu bir noktada sizin için? Ya şöyle, ben kendimi şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Geçenlerde bir istatistik okudum. Çalışanların %70'i falan mutlu değil işinden. Yani sevmedikleri bir iş, çok yüksek bir oran. Evet. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum. Şimdi sevdiğin işi yaptığın zaman da bu sefer yorgunluk sevmediğin bir işe göre daha farklı tezahür ediyor. Tatlı bir yorgunluk oluyor. Tabii ki yorucu oluyor, yorucu olmuyor desem yalan söylerim. İnsanın sonuçta ve hepimizin zamanı aynı, 24 saatimiz var. Ama benim dediğim gibi bir şanslı olduğum konu, sevdiğim bir işi yapıyorum. İkincisi yine şanslı olduğum bir konu, inanılmaz iyi bir ekibim var. Aynı misyonu, aynı hayali paylaştığım bir ekibim var. Artık onlar hayatımı kolaylaştırıyor. Beraber çünkü artık bir iş bölümü yapabiliyoruz. Anadolu'ya gidip gelmek zor oluyor ama aslında çok keyifli. İnanılmaz keyifli. Çünkü her gittiğimde bir hikaye birikiyor cebimde. Bambaşka insanlarla tanışıyorum. Bambaşka sorular duyuyorum. Bambaşka hikayeler duyuyorum. Bu anlamda çok keyifli. Ve ben hep şunu iddia ediyordum. Yani Startup Bootcamp'i kurduğum zamandan beri girişimcilik Türkiye'de, İstanbul'da, işte Etiler, Cihangir, Bebek Üçgeni'nde yapılmayacak ya da Levent. Bu coğrafyada olmayacak sadece. Girişimcilik birçok yerde yapılacak. Yatırımcı da birçok yerden gelecek. Bugün baktığımızda evet İstanbul finansın merkezi, ticaretin merkezi daha doğrusu ama üretimin değil. Üretim Denizli'de, Kayseri'de, Konya'da, Antep'te. Şimdi bu üretim yapan insanlar, bu kişiler de girişimcilik ekosistemine girmek için bir yer arıyorlar. Ve onlara doğru şekilde anlattığımızda bir şekilde geleceklerdir diye düşünüyorum ki meyvelerini gördükçe daha mutlu oluyorum. Şu anda bizim fonumuzda Denizli'den yatırımcımız var, Urfa'dan yatırımcımız var ki kadın yatırımcı Urfa'dan. O beni ekstra mutlu etti. Konya'dan var, Kayseri'den var, Antalya'dan var. Hani bunlara baktığında bunları aslında ben bir taraftan da şey diye düşünüyorum. Bir şekilde artık girişimcilik ekosistemine girdiler ve kendi bulundukları bölgelerde de anlatmaya başladılar. Evet. Startup kurucularını. Organik olarak büyüyecek aslında. Evet, yani bunu böyle şey gibi düşünün. Evet ben anlatıyorum ama tek başıma aslında ben anlatmıyorum. Benim anlattığım ve anlayan insanlar da bir süre sonra anlatmaya başlıyor. Doğru, bir dominatör şey. Anlattığı insanlar da anlatmaya başlıyor. O anlamda dediğim gibi evet yorucu ama işte güzel tarafı var. Tavsiye ederim herkese. Çok keyiflidir gitmek. Geziyorum da bu arada biraz önce gezmek kısmı. Gidip çok ilginç insanlarla tanışıyorum. O bölgede yemek yiyorum. O bölgenin kültürel zenginliğini yaşıyorum. Geziyorum müzelerini, tarihi eserlerini geziyorum. Hani diğer taraftan düşünüyorum. Eğer ben bunları İstanbul'da oturup iş karmaşasına girip ya gezmeye giderim dediğimde çoğuna gidemiyor olacaktım. Doğru. Vakit bulamadığım için gidemeyecektim. Sınırlı tatilim olduğu için gidemeyecektim. Bu sayede onu da yapıyorum. Mesela bu noktada şeyi de sormak isterim. Anadolu'daki yatırımcıların şimdi onları hani anlatıyorsunuz. Sonra onlar dediğiniz gibi anlıyorlar ve çevrelerini anlatmaya başlıyorlar ama hani şimdi belki girişim dediğimizde işte ilk akla gelen işte e-ticaret ya da son dönemin işte oyun, az önce konuştuk işte yatırımlar çünkü artmaya başladı falan. Şeyleri oluyor mu hiçbir şimdi yanlış kelime kullanmak istemem ama daha böyle sınırlı baktıkları bir nokta var mı ilk başlarda? Hani biz önce bu alana yapalım da bir görelim gibi. Eskiden vardı Ecem, şimdi biraz daha iyi. Yani biz yıllardır ekosistemi anlatıyoruz. Ben defalarca anlatıp da anlatamadığım oluyordu. Ama şimdi öyle bir şey var ki şu anda Türkiye'nin en değerli 10 şirketinden ikisi startup, Getir ve Trendyol. Yani o işte Türk Hava Yolları, Tüpraş vesaire olan listede iki tane startup var. Artık Türkiye'nin en ucra köşesindeki kişi bile teknoloji startup'ı ne demek biliyor. Hani teknolojisini bilmiyordur ayrı bir mesele. Bir bu, ikincisi işte bunlar bir şey yarattı. Bunlar bir dakika ne oluyor? Evet, Türk Hava Yolları'nın yerine ya da Türk Hava Yolları'nın hemen arkasında bir teknoloji işi geliyorsa burada bir şey var. Bu kadar üretim yapan şirket varken bunlar daha kıymetli oluyor. Ya da Peak Games oyun işi 1.8 milyar dolara satılıyorsa hikaye var diyor. Bir bu, ikincisi biz Anadolu diyoruz ama orada da geleneksel işleri yürüten aile firmalarında şu anda ikinci nesil, üçüncü nesil
yönetimde. Bunlar ise teknolojiye daha adapte kişiler. Ve ben gittiğimde ben çok şaşırdığım yerler oluyor. Yani hiç tahayyül etmediğim yerde bazen kendimden de utanıyorum. İşte ben teknoloji startup'ını böyle çok basit indirgeyip teknoloji startup'ı 101 diye anlatmaya çalışırken karşımdakinin bana kalkıp da Amerika'daki startup'ları anlatıyor olması, bir dakika diyorum, duyuyor, takip ediyor. Belki İstanbul'a gelmiyor Levent'e ama kalkmış Silikon Vadisi'ne gitmiş. Gezmiş, biliyor. O yüzden biraz daha rahat anlıyorlar. Bir kısım tabii ki anlamayanlar da oluyor. Onlara da bir şey yapamıyorsunuz. Bir yerde anlayacaklardır. Biliyorsunuz. Aynen. Yani herkesin de anlaması ve herkesin de gelip yatırım yapması gerekmiyor. Yani bu ilgi işte biraz. Yani dün Atan'ın söylediği çok doğru. Eğer ben para kazanacağım, 2-3 ayda likide döneceğim diyorsanız burası değil orası. O yüzden borsaya gidebilirsiniz. Kripto para olabilir. Burası değil. Bir taraftan hani Amerika'da şey de var, akıllı sermaye diyoruz ama startup yatırımcılığı için sabırlı sermaye de deniyor. Sabırlı olmanız lazım. Kesinlikle. Evet, yani belli bir süre var çünkü orada, onu bilmeleri gerekiyor. Peki Games 10 yılda exit etti. 10 yıl. 1.8 milyar dolar ama 10 yıl. Trendyol zannediyorum 12 yıllık. Evet, unicorn olduğunda 7 yaşındaydı. Yani bunlar aylar değil, yılları koymanız lazım. Ama yılları koymayayım, birkaç ayda bir şey olur mu diyorsanız, dediğim gibi orası burası değil, başka bir yatırım aracına yönelmesi lazım yatırımcının. Aslında bu noktada şey de sormak istiyorum. Şimdi hep çok konuştuk. Sorum da aslında buydu. İşte Peak Games, yani insanlar aslında startup kelimesine tüm Türkiye özelinde işte biraz daha Peak Games'in işte ya da Getir'in ya da işte Trendyol'un yatırım almasıyla, unicorn olmasıyla, Degacorn olmasıyla bir anda işte hayatlarına unicorn diye bir kelime girdi tüm insanların. Çünkü açtılar gazeteyi, okuduklarında bunu gördüler. Dediğiniz gibi Getir'in aslında bir hani çok basite indirgeyerek bir e-ticaret sitesi diyeyim. Yani çok mahalledeki bakkalın yapmış olduğu işe bir teknoloji katarak bugüne geldiğini görünce insanlar bir tık şaşırdı ve startuplar neymiş diye ilgilenmeye başladı. Özellikle de geleneksel kanaldaki yatırımcılar. Şimdi startup yatırımcılığına merak duyuyorlar ama hani onlar için sizce en doğru yer nereden başlamak, nasıl başlamalılar bu yatırımcılar yatırım yapmaya, nereleri takip etmeliler mesela? Böyle tabii ister istemez medya başarı hikayesini anlatıyor. Yani başarısız olan o grubu göstermiyor. Halbuki Getir, Peak Games, Trendyol hikayesinin yanında binlerce de batan şirket var. Şimdi bir kere yatırımcı olacaksanız bu işin doğası gereği riskli bir yatırım aracı olduğunu bilmesi lazım bir yatırımcının. Yaptığınız yatırımda Getir'i yakalamayacaksınız. Böyle bir dünya yok. Yakalarsınız da bu mantıkken açıklanabilir bir şey değildir. Tamamen uhrevi bir şeydir. Hani şanstır, size denk gelmiştir. Allah'ın sevdiği kulusunuzdur falan. Yani bunlarla açıklanabilir. Yoksa böyle bir şey yok. Biz de ben yıllardır bu ekosistemdeyim. Ben de bir unicorn yakalayacağım. Acayip biliyorum bu işi diyemiyorum. Bu arada Ecem, görüntün gitti. Burada mısın acaba? Çok pardon. Kesildi. Çok özür dilerim. Teknoloji tarafında oldu. Çok pardon. Hiç önemli değil. Yani dediğim gibi hani böyle bir şey yok bu iş. Tüm yatırım araçlarında olduğu gibi portföy işi bir taraftan da. Eğer startuplara yatırım yapacaksanız portföy olması gerektiğini düşünmeniz lazım. Yani 10-15 yatırım yapmanız lazım. Bunlardan bir kısmı batacak, bir kısmı iyi gidecek. Ama iyi gidenler batanları da ödeyecek size. Ha bunu ben bilmiyorum, henüz hiç bilmiyorum bu dünyayı diyorsanız bir bilenin peşine takılın önce. O zaman sizi takip etmelerini bu noktada öneririz. Çünkü yani siz... Ben varım, çok kıymetli başka fon yöneticisi arkadaşlarım var, fon bulucu var. Bir bilenin peşine takılın, kendinizi öğrenmek için zaman verin. Ondan sonra yatırım yapmaya başlayın. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani bu noktada okumak ya da mesela biz zaten bu yayınları da aslında tasarlarken hani buydu biraz daha amacımız. Zaten özellikle de fon bulucu tarafında yatırımcılar yatırım yapmaya başladılar. O startup ekosistemini keşfetmeye başladılar ama hani onları daha fazla nasıl bu alanda bilgilendirebiliriz ve daha fazla nasıl önlerini açabiliriz? Ölçeklenebilecek startupları nasıl anlayabilirler ya da tanıyabilirler? Biraz da onu anlatmak ve göstermekti. Hani siz de çok sağ olun, kırmadınız.
kırmadınız her biriniz bize geldiniz, yayınlarımıza şeref verdiniz. Bunları bence açıp açıp dinlemeleri bile çok güzel olacaktır onlar için diye düşünüyorum bu noktada. Çok faydalı olacaktır. Ben bir sonraki soruma geçeyim. Şimdi burada birazcık daha aslında girişimci tarafına da yani girişimci tarafı için sormak istiyorum. Şimdi DJ olarak biz biraz daha aslında girişimci adaylarının daha yolun başındayken neler yapmaları gerektiğini onlara söylüyoruz, rehberlik ediyoruz, yanlarında durmaya çalışıyoruz. Bu noktada böyle girişimcilere bir tavsiyeniz olursa hani nerelere, hangi konulara dikkat etmeleri gereksin? Hani aslında tüm akşam konuştuk ama hani böyle daha hap bilgi vermek gerekirse sizin tecrübelerinizden yararlanmak açısından. Ben yatırımcı kısmı için girişimcilere bir şey söyleyebilirim. Zaten yaptıkları işi bizlerden daha iyi yapıyorlar ve teknik olarak hakimler varsayımıyla yola çıkıyorlar her şeyden önce. Dolayısıyla yatırımcı kısmı için eğer şeyi söylemek istiyorum. Hani son dönemde gördüğüm böyle çok da anlatmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi. Yatırımcı bulmak bir başarı değil. Yatırımcıyı bulmak aslında bir yük de bir taraftan. Çünkü hesap vermeye başlıyorsunuz. Başka insanları da artık işinize ortak ediyorsunuz. Ve yatırımcının parası pahalı bir para bir taraftan da. Dolayısıyla yatırımcıyı bulmuş olmanız sadece şunu ispatlıyor. Evet, işinize aileniz, arkadaşlarınız dışında birilerini daha ikna etmişsiniz. Şimdi o vaat ettikleriniz, bu ikna sürecinde de bir şeyler vaat ediyorsunuz. Ben onu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi vaat ettiklerinizi yapma zamanı oluyor. Dolayısıyla bir sorumluluk getiriyor. Dolayısıyla yatırım aldığınızda kendinizi başarılı görmeyin. Yatırım aldıktan sonra eğer vaat ettiklerinizi yapabiliyorsanız başarılı olduğunuzu düşünün. Bir diğer konu, yine dediğim gibi çok gördüğüm şeylerden biri, bununla ilgili bir girişimcileri söylemek istiyorum. Yatırımı aramak ve bulmak tek bir kerelik iş değil. Ortalama bir girişimci 6-7 kere yatırım alıyor girişimi boyunca. Hı hı. Şimdi 6-7 kere yatırım alacaksanız yatırım artık sizin ana işiniz haline geliyor. Ve sürekli yatırım arama durumundasınız. Ve sürekli yatırımcı sunumu yapacaksınız. Eğer bu ana işinizse de ona göre o titizlikle yaklaşmanız gerekli. Sürekli yatırımcılarla görüşeceksiniz. Bazen girişimcilerde şeyi görüyorum ben, mail atıyorum hani bir tanışabilir miyiz diye. Biz yatırım turunu kapattık diyor. Okey, kapatmışsındır. Bir sonraki de almayacak mısın? En fazla 6 ay sonra tekrar yatırım araman lazım. Gel tanış benimle bir konuş. 6 ay sonra da şimdi arıyorum de yatırımı. Değişik yani. Bu, onu söylemeleri gerçekten. Yani emin ol çok duyuyorum bunu. Emin ol çok duyuyorum. Yani dediğim gibi bu bir şey, yatırımcılarla sürekli temas halinde olmanız lazım. Evet, bir tur kapanıp diğeri başlayacaktır. Getirin bir yılda 3 kere tur yaptırabiliyorsunuz. Evet. Bir yılda 3 yıl yatırım aldı. Ama o yatırımcı datanızı, yatırımcı ilişkilerini düzgün tutmanız lazım ki sürekli güncelleyebilin. O nedenle yatırımcı ilişkisini şeye koyun. Ana işiniz olarak görün. Bir diğeri, yatırımcı kısmında yatırım aramak dediğimizde, yani yatırımcı doğası gereği paraya çekilen bir şeydir. Dolayısıyla işinize yatırımcı bulamamanızın sebebi yatırımcılar olmayabilir. Yani bizde o var, böyle bir mağduriyet senaryosunu da arada bir görüyorum. İşte yatırımcı inanmadı, yatırımcı bana para anlamadı. Eğer bir, iki değil, eğer bütün yatırımcılar anlamadıysa acaba sende mi problem var? Yani burada o yatırımcılar beni anlamadı deyip mağdur edebiyatı yapmak yerine yatırımcılar neden yatırım yapmıyorum cevabını aramaya başlayın. Ve emin olsun girişimciler, eğer bir iş iyiyse emin olsun yatırımcılar peşinden koşuyor. Doğru. Ya para geliyor evet. Zaten. Aynen öyle. Ya bir de bu noktada bence şey, artık hani şey diyebilecekleri bir ortamda yok. Hani yatırımcılar işte ne bileyim ulaşılamazlar, hiç cevap vermiyorlar falan. Tam tersi, Türkiye'de yani dünya Silikon Vadisi'nde de öyle zaten hani duyduğum kadarıyla. Ama Türkiye'de de artık yatırımcılara LinkedIn'den yazıyorsunuz, hemen cevap veriyorlar. Hani öyle ulaşamadım, işte beni hiç dinlemedi, bana hiç vakit ayırmadı. Hani bunlar artık bence çok da söylenmemesi gereken. Ben onları söyleyen girişimcilere farklı gözle bakmaya başlıyorum artık. Yalan söyleyemeyeceğim yani. Şey diyorum, tamam ben sizi anladım falan oluyorum böyle artık. Ulaşılmayacak hiç kimse yok. Gerçekten yok. Zaten senin de söylediğin gibi LinkedIn'den ulaşabilirsin. Startup Watch bir tane tweetlerinde yayınladı Serkan, çok kıymetli bir data, Airtable'da tüm yatırımcıların listesini yayınladı. Daha ne olabilir ki?
Aynen öyle, Hani oradan da. adliyeye gireyim, oradan da ulaşamıyorum diyorsan, dediğim gibi listesini yayınladı. Bir şekilde ulaşılabilir. Ama mesele ulaşmak da değil. Gerçekten sen yatırıma hazır mısın? Doğru yatırımcıya ulaştın. Ben işin şey tarafını söyleyeyim. Yatırım alamamak bu arada başarısız olduğunuz anlamına gelmiyor. Hazır olmadığınızı söyleyebilirim. Ama bir diğer taraftan da şöyle de bir şey var. Yatırımcılara erişmeye başladığınızda tüm yatırımcılara gitmek yerine ben kimden yatırım alayım sorusunu da sorun. Kimin Evet, bu da parasını? çok önemli Yani bunda aslında ufak ufak artık girişimciler alıştı. Çünkü aslında yatırımcı dediğiniz kişi sizin şirketinizde ortak oluyor. Ve bazı işlere bazı yatırımcılar yatırım yapmıyor. Ben bunu çok örnek. Mesela bazı fonlar var zaten söylüyor. Zaten açıklıyor bir sürü yerde. Benim diyor ticket size'ım 1 milyon dolar. Şimdi 1 milyon dolar aramıyorsan ve bunun altındaysan bu adamın kapısını çalmana gerek yok. Büyük ihtimalle yatırım yapamayacak sana. Ama daha küçük rakamlar arıyorsan daha küçük rakamlardaki investor'a gideceksin. Özel uzmanlıkları olan yatırımcılar var. Ben sadece fintech yatırım yaparım diyen. Eğer projen fintechse önce onun kapısını çalacaksın o zaman. Peki yatırımcı tarafında, şimdi fon bulucu kanalından bizi dinleyen yatırımcılarımız için de soralım. Hani özellikle startup yatırımcılığında işte yatırım yaparken nelere dikkat etmeleri gerekiyor sizce? Ya da hani yatırım yapacakları zaman böyle karar vermeleri gereken noktalar nelerdir? Yani şöyle yatırımcı kısmına geçtiğimizde hani bunun biraz önce de söyledim. Girişimciler daha doğrusu startup dünyasındaki yatırım kriterleri farklı çalışıyor. Reel dünya ile aynı değil. Değerleme dediğimiz şey bile bir fabrikanın değerini biçerken işte makinesi var, binası var, cirosu var. İçinde bulunduğu market belli. Alt alta topluyorsunuz bir değer buluyorsunuz. Startuplarda o değerlemeyi bulmak bile bir teknoloji anlamak bile bir dert. Şimdi burada yatırımcılara naçizane tavsiyem bu ekosistemi anlamak için bir zaman ayırsınlar kendilerine öncelikle. Startup ne demek? Nelere yatırım yapılır? Nasıl yatırım yapılır? Ve biraz önce de söyledim. Fikirden ziyade girişimciye bakın. Ve bir diğer kritik konuda bunu bazen görüyorum yatırımcılarda. Bana da geliyor işte telefon açıyor yatırımcı Gülsüm Hanım diyor işte diyor startuplar diyor çok iyi gidiyor şimdi biz diyor size emanet edelim diyor. Bir sonraki unicorn'u bulursunuz diyor yatırım yapayım. Ben bulamam bilmiyorum ki. Ben de 50 tane yatırımı onun için yapıyorum içlerinden birkaçı unicorn olsun diye. Ama diyorum olmayabilir bir tane yatırım yapacağım diyor. O bir tane olmayabilir diyorum. Niye olmasın ki diyor siz bakacaksınız. Yani bunu bilmiyoruz. Çünkü startupların her biri yola çıktığında inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir hayalle yola çıkıyorlar. Bu hayale inandığımız için de yatırım yapıyoruz. Ama yolda beklenmeyen birçok şey de başlarına geliyor. Evet. Pandemi olabiliyor, başka bir dert olabiliyor, işte döviz dalgalanması olabiliyor. Bunların hepsi dış kaynaklar, dış nedenler. İş nedenlere geldiğimizde girişimci beceremeyebiliyor işi. Girişimciyle yatırım döneminde çok seviyorsunuz. Gayet güzel yatırım bir yapıyorsunuz. İşi yönetebilecek vasıflarda değil. Şimdi böyle hikayeler olacağı için bir bunlara hazır olmanız lazım. Bunun önüne geçmenin yolu da nedir? İşte dediğim gibi bir sepet yapmak. Yani 10-15 yatırım yapacaksınız. Bir kısmı batacak ama batan tek batanınız olmadığı tek yatırımınız olmadığı için canınızı çok acıtmayacak. Aslında bu Yani şey klasik Türk mantığı, hani tek sepete yumurtaların hepsini koymamak aynen. çok Bir tabirle şey ama. söylüyorum ben yatırımcılara işte yatırım yaparlarken ne kadar yatırım yapmalıyım? Aslında bunun da formülü var. Yani bunu biz de bulmadık. Amerika'da 50 yıldır olan bir formül. Startuplar, yatırım araçları, startuplara yatıracağınız para toplam servetinizin %10'u olmalı. Bu Bu da %10'u da en az 10 parçaya ayırmanız lazım. güzel. Hı. Ki tamamı bassa bile hayat standardınız bozulmasın. Bozulmasın. Aynen öyle, kesinlikle. Şimdi Gülsüm Hanım, yayını bir saati doldurmuşuz zaten. Ben son iki Çok sorum kaldı. konuştum tabii. Ondan sonra izleyicilerimizden sorular var. Onları almak istiyorum aslında. Şimdi çok güzel konuştuk. Startup fondan da konuştuk. Yaptığınız işlerden de konuştuk. Ama ben arka planda aslında ekibi de çok merak ediyorum. Bugün hep zaten girişimcilerin ekiplerinden de bahsettik. Startup fondun da biliyorum ki arkada çok güçlü bir ekibi var ama sizden de çok kısa dinlemek isteriz. Kaç kişilik bir ekip var? Evet. Nasıl çalışıyorsunuz?
Tabii şu anda 6 kişilik bir ekibimiz var ama 2 arkadaş da aramıza katılacak. Toplam 8 kişi olacağız. Bu 6 kişinin ikisi biraz daha startup seçimi, startupların görüşmeleri, o detaylı inceleme çalışmalarıyla ilgileniyor, dolduruculuklarıyla. Bir tane avukat arkadaşımız var. O hem hukuki süreçlerimiz hem de yatırımcı ilişkileriyle ilgileniyor. Bir marketingten sorumlu arkadaşımız var. Biraz daha işte kontentlerimiz, sosyal medya duyurularımız vesaire onları organize ediyor. Bir tane biraz daha junior bir arkadaşımız var. O da yine analist ekibine dahil edebilirim. O da orada. Bir de developer arkadaşımız var. O da işte sizlere sunacağımız web sitesini hazırlamakla meşgul. Ne güzel. Orada da kişi de aramıza katılacak. Yine bir developer daha olacak. Bir de growth hacking ile ilgili bir arkadaşımız katılacak aramıza. Süper. Çok güçlü bir ekip. Zaten bangır bangır çalışıyorsunuz. Ne kadar güzel. Çok mutluyum ekipten. Çok güzel, ne güzel. Ben son sorumu sormak istiyorum. Bunu aslında siz de söylemiştiniz. Ben bir demecinizde de okumuştum. 2021'in başında söylemiş olduğunuz bir şeydi. Fonun büyüklüğünün 10 milyon dolara ulaşıp hani 5 yıl içerisinde de 50 girişime yatırım yapma hedefinizden az önce de bahsettiniz. Şimdi benim sormak istediğim hem bu hedefe ulaşabildiniz mi? Aslında şu anda yani 2021 yılı içerisine koyduğunuz hedefe ulaşabildiniz mi? 2022'deki hedefiniz en azından 5 yıllık değil ama 1 yıllık hedefiniz nedir? Ne planlıyorsunuz o noktada? Yani aslında biz yılda yaklaşık 10-12 yatırım yapmayı planlıyorduk. Biz işte Mart 2021'de kurduk fonu. İşte Ocak ayı, Aralık ayı itibariyle toplam 9 aylık bir fon. Şimdi 9 aylık bir fon olunca 5 yatırım bitirdik. Bu anlamda 2021 kötü geçmedi bizim için ama 2022 biraz daha gaza basacağımız, yaklaşık 15 yatırım yapmayı planladığımız bir yıl olacak. Şu anda biraz daha hızlanmış durumdayız. Böyle birkaç hafta içinde 2-2 yatırım haberlerini duyurmaya başlayacağız. Fon büyüklüğü olaraksa şu anda bizim fonumuz 2022 sonuna kadar açık. Ama 10 milyon dolarlık hedefimizin de yani neredeyse %50-60'ını tamamlamış durumdayız. %40'lık bir kısmı kaldı. Hala yatırımcılar almaya devam ediyoruz. Çok güzel. Umuyorum tüm hedeflere ulaşırsınız. Hatta çok daha güzel metrikler de önümüze koyarsınız. Ekosistemi de büyütürsünüz deyip. Ben izleyici sorularını almak istiyorum izninizle. Oğuz Bey sormuş. 2005'ten 2020'ye... Oğuz, biliyorum ben. Süper. 2020'ye kadar olan dönemde ülkemizdeki girişimciliğin ilk aşamasını bitirdiğinizi düşünüyorum. Pandemiyle birlikte 2021 itibariyle girdiğimiz süreçte ekosistem nereye evrilecek? Valla benim hatırladığım Oğuz diye düşünüyorum. Benim çok eski girişimcilik eğitimi verdiğim zamanlardan öğrencimdir. Kendisi buradan da çok selam söylüyorum. O yüzden 2005'ten beri beni tanıyor olabilirdi. Ya 2020 evet gelişim dönemiydi. 2021 itibariyle artık şunun idrak edilmeye başladığını düşünüyorum. Kurumsal yatırımcılar da, kamuda, politika yapıcılar da artık startup tanımının işte gençler bir şeyler yapıyordan daha fazlasını içerdiğini gördüler. Ve bunun için hem politika yapıcılar artık ciddi bu konuda strateji belirlemeye başladılar. Diğer taraftan kurumsallarla biz çok görüşüyoruz. Kurumsal firmalara baktığımızda da artık biz gayrimenkul alalım, şunu yapalım daha ziyade evet biz startuplara da yatırım yapmalıyız, yapmak zorundayız kısmına geldiler. Bu nedenle 2021 sonrasındaki süreci ben biraz daha artık büyüme dönemi, öncesi emeklemeydi belki dönemi diye, bundan sonrası büyüme dönemi diye görüyorum. Süper. Hakan Bey'in bir sorusu var. Kendisi fon bulucunun bilmeyenler için söyleyeyim, kurucusu. En önemli soruyu sorup bu yayını sabaha kadar sürdürmeyi planlıyormuş. Değerleme konusundaki genel fikriniz nedir? Girişimci ve yatırımcı açısından nasıl bir yaklaşım uygulanmalı? Aslında herkesin en merak ettiği ve hiçbir zaman cevaplamadığı. Bu değerleme ile ilgili herhalde soru almadığım pek sohbet yok benim. Valla Hakan Bey ne diyeyim, şimdi ben kısa bir cevap ver, inşallah sabaha kadar sürmez diyelim. Şöyle, değerleme ile ilgili duymak istediği cevap herkesin evet bir matematiksel formül vereyim, bunları toplayayım, böyle de bir değer ortaya çıksın. Fakat bu yok.
Eğer erken aşamadaysanız, yani daha ilk defa yatırımcı alacaksınız, henüz ürününüzü yeni yaptıysanız, iyi kötü bir ürün var ve en üst birkaç tane kullanıcısı, müşterisi varsa buna değeri nasıl biçeceksiniz? Şimdi bunun bir takım yöntemleri var. Dünyaya baktığınızda, ben bu arada dünyadakilerin hepsini inceledim. 8 tane falan metot var. İşte böyle havalı havalı isimleri var metotların. Fakat o metotlar da oturmuyor. Mesela bir tanesi var, Berkus metodu zannediyorum. Diyor ki işte diyor 1 milyon dolarlık bir tablo yapın. İşte ekip diyor şey yapın, 1'den 10'a kadar puanlayın. Ekip işte 1 ile 10 arası bir puan verin. Ürüne 1 ile 10 arası, pazara 1 ile 10 arası. Sonra 1 milyon dolarda bunların ağırlıklı ortalamalarını bulun. Peki. Ben ekibin 100 bin dolar ettiğini nereden biliyorum? 100 bin dolar nereden geliyor? Yine arkası boş. Bir diğeri işte o sektördeki çarpanlara bakın. Pitchbook'a girin. O sektördeki çarpanlar nedir? Onu alın. Tamam ama bir de coğrafya var. O da çabuk Türkiye'de. Amerika'da aynı startup 50 milyon dolarla hayatına başlarken Türkiye'de 2 milyon dolar alabiliyor. Bir diğer DCF, yani nakit indirgeme, net nakit indirgeme metodu. İşte geleceğe yönelik projeksiyon yapsın startup 5 yıllık. Oradan bir iskonto uygulayıp bugünkü değeri bulayım. Tamam ama o startup'ın koyduğu o projeksiyonun da bir riski var. Hayata geçip geçmeyeceği belli değil. Tamamen hayal. Bu arada o projeksiyonların tuttuğunu görmedim ben hiç. Giderler kesin tutuyor, gelir hiç tutmuyor. Şimdi... Peki bunların hiçbiri çalışmıyorsa nasıl yapıyorsunuz? Bir ekosistemi takip ediyorsunuz. Benzer startuplar kaçtan değerlemeden şey yapmış. Yatırımcılara da şunu söylüyorum. Aslında koyduğunuz değer önemli değil. Birle mi yatırım yaptınız, ikiyle mi yatırım yaptınız? Çünkü günün sonunda yatırımcının, startup yatırımcısının daha doğrusu amacı 1 dolar koydum bunu 1.2 yapayım değil. 1 doları 50 dolar yapmak. 1 doları 100 dolar. Yani 30 katı, 40 katı, 100 katı bekliyor. Şimdi hikaye böyle olduğu zaman değerleme önemini yitiriyor. O yüzden 2 lira yerine 1 liraya girmiş olması çok da önemli değil. Çünkü 50 katını bekliyorsunuz orada. Girişimciyi üzmemek lazım. Çünkü girişimcinin en büyük motivasyonu vermiş olduğu hissenin ne kadar oldu. Burada artık iş neye dönüyor? Pazarla. Hissi kablel vuku. Tamamen girişimciyle yatırımcının bir pazarlığı. Siz ne kadar hisse karşılığı, ne kadar vermeye razısınız? Girişimciye de bunu soruyorum. Akşam yastığa başınızı koyduğunuzda şirketinizin yüzde kaçını vermeye hazırsınız? Ve olan tek parametre var. Aslında net bildiğiniz bir startup'a yatırım yaparken gider. Gideri biliyorsunuz. Ne kadar paraya ihtiyacı olduğu çok belli ve emin olun çok da sapma olmuyor orada. O para harcanıyor. Şimdi sadece elinizde gider var net olarak. Bir de dediğim gibi girişimcilerin bunun karşılığında ne kadar hisse vereceği. Diğer soru, siz bu değere razı mısınız? Aslında bunlara kendiniz cevap vereceksiniz. Ondan sonrasında yatırım yapmayacağınıza karar vereceksiniz. Bu arada bunlarda yani bir takım riskler de var. Mesela yatırımcılar ucuza girip çok hisse almaya çalışıyorlar. Bu bir risk. Çünkü girişimcinin motivasyonu önemli. Girişimci o işi yürütürken motive olmalı. Onun için hissenin çoğunluğu özellikle erken aşamada girişimcide olmalı. Eğer çoğunluğu bir şey verirse o kişinin motivasyonu kalmaz, şirketi batırır. Bir diğer konu overvaluation, yani aşırı değerli göstermek. Benim ki bir ara öyle bir girişimci de gelmişti bana. Bu hafta yatırım yaparsanız onu haftaya 15, sonraki hafta 25. Nasıl yani, borsa gibi yükseliyor bu girişim, ne oluyor diye. Şimdi aşırı değerli, öyle abuk bir rakamla da yatırım yaptığınızda şöyle bir şey var. O şirketin değerini aslında şu belirliyor. Sizin yaptığınız değerlemenin validasyonu bir sonraki yatırımcının gelmesi. Eğer hak ettiğinden fazla bir değerde yatırım yaparsanız da bu sefer bir sonraki yatırım gelmiyor. Yine siz işte 20 milyon dolar olduğunu kendinizin ve girişimcinin iddia ettiği bir şeyin parçası oluyorsunuz. Ama sizden başka iddia eden yok. Veya dediğim gibi çok düşük değerle girdiğinizde karlı olmuyorsunuz çünkü başka yatırımcıya yer bırakmıyorsunuz, yine sıfırın bir parçası oluyorsunuz. Bu noktada değerleme ile ilgili benim söyleyeceğim şey, girişimci yüzde kaçını vermeye razı, gideri nedir? Bunun karşılığında siz o değerli yatırım yapmaya razı mısınız? Razı mısınız? Tamam, bence ben... güzel. Sabah kadar. Bir diğer sorumuz da Gülsüm Hanım'ın bugüne kadar reddettiği ya da kaçırdığı için pişmanlık duyduğu bir startup var mı? Vardı tabii canım, çok da var yani. Yani bu mümkün değil, bütün iyi startupları ben yakalasam ne güzel. Bir kere bir yatırımcı sordu bana, çok ilginç, cevap veremedim. Dedi ki Biontech'te var mısınız dedi.
Yani evet, Biontech'te varım, 18 milyar dolar, ama böyle konuşuyorum hala. Yani Biontech yatırımcı olsam büyük ihtimalle tişörtümde yazıyor olur zaten, Biontech Yatırımcısım yani. yatırımcısı diye. Yani kaçırdığımız startuplar oldu. Yani biz yatırımcı olarak her şeyi bilmiyoruz. Biz de aslında bir takım varsayımlarla hareket ediyoruz. Ki bunlardan bir tanesi mesela opsiyondur. Ben ilk melek yatırımcı ağırlığı kurduğumda bize gelmişti. Dünya tatlısı, dünya iyisi insanlar. Mesela orada bizim yatırımcılarımız şeye takıldı. Dedi ki, her apartmanda bir emekli albay var dedi. Kim dedi yönetim hizmetini bunlardan alır? Dedi. Şimdi inanılmaz büyüdüler. Yani böyle Evet. görüyorum, hoşuma gidiyor. Dolayısıyla fırsatları kaçırıyoruz biz. Neden girmedim diye. Ama bakıyorsunuz o dönem o hayali bilmemişsiniz. Bazen şimdi artık şey yapıyorum. Eğer bir fikri ben çok hızlı anlayabiliyorsam çok iyi değil. Ha, bu Anlayamıyorsam. da değişik bir şey aslında, Evet. ölçme. Kaçırdığımız fırsatlar oluyor. Ha, üzülüyor musunuz kısmına? Biraz orada herhalde kaderciliğe sığınıyorum ben, doğu kültürünün bir parçası olarak. Kısmet değilmiş diyorum. Çünkü diğeri çok can acıtıyor. Yani Evet, doğru. kaçırdım demek daha bu. Kısmet değilmiş demek daha şey yapıyor. Canımızı Yumuşak. yakmıyor. Bir de şeye bakıyorum, ya kaçırdım da ben niye kaçırdım? Yani bir tek benim bakış açım belki de doğru değil. Onun için mesela şimdi fonda danışma kurulu kurdum, yatırım komitesi kurdum. İşte 6 kişilik bir ekip kurdum. Çünkü Gülsüm'ün tek başına vizyonu yetmeyebiliyor bu yeni teknolojiye. O Doğru. yüzden kaçırıyoruz, hepimiz kaçırıyoruz. Evet, ki bununla ilgili çok yeni Ali Sabancı'nın da bir açıklamasını, röportajını okumuştum. Hani Evet. getiri kaçırdı, yemek sepeti ilk bize geldi diye. Sonra baktık ki bu işler Ali'ye bırakılmamalı. Aslında doğru, biz de bir Aynen şey öğrendik. yani. Yani o biliyor değiliz. Biz de aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Tahmin edemediğimiz şeyler oluyor. Yani hangimiz pandeminin olabileceğini ve e-ticaretin bu kadar kıymetli olabileceğini tahmin edebilirdik ki? Aynen öyle. Ama Doğru. dediğim gibi hani benim savunmamı noktada kaçırdığımda kısmet değilmiş diyorum. Bence güzel Evet. bir yöntem olsa gerek. Diğer bir soruyu alayım hızlıca. Girişimci sunumunda en çok incelediğiniz, dikkat ettiğiniz, kararınızı vermenize en çok etkili olan kısım hangisidir? Sevgili Elif Gökdemir sormuş. Şöyle Elif, aslında sunumla karar vermiyoruz hiçbir zaman. Yani girişimci sunumunun tek yaptığı şey, o özenle hazırladığınız ve yatırımcılara ilettiğiniz sunumun aslında tek yaptığı şey sizin için bir görüşme koparmaktır. Dikkatini çekmektir yatırımcının. Yatırımcı hiçbir zaman girişimci sunumuna bakıp karar vermiyor. Ha, sunuma bakıyoruz. Neye göre bakıyoruz? Özenle hazırlanmış mı? En azından temel sorularımın cevabı var mı? Nedir temel sorularım? İş nedir? Ekip kimdir? Nasıl bir pazarda sorun ne, çözümü anlatabiliyor musun? Bunlara bakıyoruz. Bunlar aslında sizin görüşmeye davet edip edilmediğinize sebep oluyor. O yüzden onu hazırlarken lütfen özenli davranın. Yani ben LinkedIn'den de bazen mesajlar alıyorum. İşte bizim bir projemiz var, şöyle bir proje, görüşebilir miyiz? Tabii ki görüşmeyi çok isterim ama bu değil. Yani bir yol yordam, bir sunum gönder, arkadan görüşme yapalım, bir ön bilgi olsun, ben çalışayım üstünde. Bu nedenle girişimci sunumunu, ki benim en çok sevdiğim girişimci sunumları, özenle hazırlanmış olanlar. Aynen öyle. Ben hep söylüyorum, bu girişimci sunumları bir teaser. Yatırımcıyı çekebilmeniz için en güzel şekilde hazırlayın diye. Şimdi Gerçekten en son bir tane girişimciyle görüşüyordum. Ve o kadar özensiz hazırlamış ki bir sürü gramer hatası vardı sunumda. Ki şimdi çok ilginç, teknolojide gramer hatası olduğunda gözünüzden kaçamıyor. Çünkü PowerPoint, Word altını çiziyor. kesiyor. Yani çiziyor. Şimdi böyle olduğu zaman bize geldiğinde yatırımcı olarak, biz yatırımcı değiliz sadece, aslında ortak oluyoruz o işe. Yani birine gel benimle ortak ol diyorsan, açık daha mı özenli davransan? Kesinlikle. Enis'in bir sorusu var. Girişimlerin aldıkları, ki bu da çok merak edilen bir soru, aldıkları Evet. yatırımların kullanım alanlarına baktığımızda ekibin kendilerine yazdıkları maaşı neye göre belirlemesi gerekiyor? Startup fonu yatırımcıları girişimlerin maaşlarına nasıl bakıyor? Valla girişimcilerin tabii ki aç kalmasını istemiyoruz. Günün sonunda girişimci hayatını devam ettirecek, elektriğini ödeyecek, suyunu ödeyecek. Dolayısıyla ben şuna bakıyorum girişimcinin maaşında. Hayatta kalabilmeli, temel ihtiyaçlarını düşünmemeli ama onun hayatını da finanse etmemeli.
Yani hayatını finanse etmek ne demek? Ki bazen öyle girişimciler oluyor. Ben diyor beyaz yakayken de 30 bin lira alıyordum. Burada da 30 bin. Beyaz yakayken 30 bin alıyorsan burada da alacaksın. O zaman girişimci olmayacaksın. Fedakarlık yapacaksın. Sen de bir şeylerden vazgeçmen lazım. Beyaz yakadaki kariyerinden, orada aldığın konfor alanından çıkman lazım. Hatta gerektiğinde maaş bile almaman lazım. Dolayısıyla biz startup fonu olarak baktığımızda girişimcilere tabii ki maaş almayın demiyoruz. Maaş alın ama bu maaş sizi hayatta tutacak maaş olsun sadece. Yani dedim elektriğinizi, suyunuzu, kiranızı ödesin ama ötesi değil. Maliyetlerinizden maaşını almayın lütfen. Aynen öyle. Enes'in bu arada size selamlar var. Girişimci Parkı'nın kurucusu. 2019 yılında Samsun'da Teknopark'ta ağırlamıştık. Selam olsun da demiş. Ve de bir selam. Ne güzel. Bak işte Anadolu'yu gezmenin faydalı. Aynen öyle. Güzel. Nereden tanışacaktım Enes'le? Aynen öyle. Son dönemde yatırım dünyasına merak salmış biri olarak farklı yatırımcıların tavsiyelerini okuyorum. Sizlerin bu anlamda faydalandığı veya tavsiye edebileceği kitap kaynak var mıdır? Valla ben daha çok hani yabancı yatırımcıları söyleyeceğim. Artık böyle kitap yazma kısmının da bir tık ötesine geçip podcastler var. İşte bloglar var. Onları takip ediyorum ben de. Sizlere de onları tavsiye ederim. Mesela ben şeyin yazılarını çok seviyorum. Jason Calacanis. Böyle bilmem kaç unicorn çıkarmış bir yatırımcı. Yine AngelList'in kurucusu, adını unuttum maalesef. Onun yine bir kitabı var. Melek yatırımcılıkla ilgili, hatta Türkçe'ye de çevrildi. Zannediyorum TEP çevirmişti, TEP girişim çevirmişti. Yine onu takip edebilirsiniz. Ama dediğim gibi hani çok kıymetli podcastler var. Böyle lank diye sorunca hemen aklıma gelmedi ama ilk etapta aklıma gelenler bunlar, takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha gelmiş. Metaverse dikeyine odaklanıyor ve odaklanıyorum diye sormuş Mr. Spaceman. Odaklanıyoruz. Metaverse'e bakıyoruz. Yani Metaverse, işte Facebook adını Meta olarak değiştirdiğinden beri, değiştirmeden önce de aslında bakıyorduk. Çünkü bu sanal gerçeklik hayatımıza gelecek. Aslında vardı da biraz daha ayarlıyor. Ama biz o işte o Metaverse'de arsa alalım falan kısmında değil de biraz daha böyle business kısmındayız. Gerçekten Metaverse nasıl bir şey olur kısmındayız. Çok ciddi bakıyoruz dediğim gibi. Ben henüz bu senenin emekleme olduğunu düşünüyorum. Asıl 2023-2024'lerde Metaverse'ü daha çok duyacağız biz. Kesinlikle. Aynen öyle, büyüyecek. Girişimciyle fonun ilk teması hangi kanaldan sağlanmalı diye sormuş Cihan Gönül. Her kanaldan ulaşabilirsiniz. Çünkü biz hepsine bakıyoruz. Yani tek bir kanala bakıyor değiliz. Web sitemizden başvurabilirsiniz. Info hesabımız var web sitemizde vesaire. Oraya gönderebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımın LinkedIn'leri var. Benim LinkedIn'im var. İstediğiniz her yerden olmalı ama tabii ki bunların arasında en çok hangisini seviyoruz derseniz, mail ile ulaşanları daha çok seviyoruz ya da web sitemizden başvuranları. Ufak bir buradan bu yayını izleyenlere de ipucu olmuş olsun bu. Yani son bir soruyu... Sosyal medyadan da bana ama yani sosyal medya sınırlı. Orası biraz daha böyle şey diyorum, oradan yatırım yapmama kararı bile veremem ki ben. Orada da maile yönlendiriyorum. Aynen öyle. Son sorumuzu Hakan Bey'le kapatmak istedim ben yayını, ondan alarak. Biraz da aslında eğlenceli bir şekilde bitirelim diye. Demiş ki Gülsüm Hanım'ın Twitter'da paylaştığı müthiş komik iletişim hikayeleri var. En komik bulduğu bir tanesini bizimle paylaşabilir mi? Vallahi ara ara paylaşıyorum. Yani. Ve düşünüyorum hangisini kastediyor Hakan Bey diye. Yani o kadar çok geliyor ki Ecem, hani bir anda böyle sorunca aklıma evet, geldi. Sorunca ama bazen şey var bana gelenlerden. O çok, onunla bayağı bir uğraşmıştım hatta. Ben de bir trolledim, böyle mailde yazmıştım. Uçan araba yapacağım diye bir şey vardı. Onu paylaşmıştım zannediyorum Twitter'da. Şöyle hikaye. Ben bir, yine Anadolu seyahatindeyim. Gece maillere bakıyorum. Maillerden bir tanesinde bir projem var. 100 milyon euroya ihtiyaç var. Uçan araba yapacağım. Acaba dedim hani uçan araba işte. İki gün önce Boeing yatırım yaptı. Boeing'di zannediyorum. Fly Taxi projesini. Acaba dedim öyle bir şey mi, bir bakayım dedim. Link koymuş. Belki dedim laboratuvar linki falandır. Tıkladım. YouTube linki çünkü. Dedim herhalde bir şey geliştirirken mühendisleri çekmişlerdir. Geleceğe dönüşteki uçan araba sahnesini koymuş. Cevap yazdım. Dedim hani bu yapılabilir mi dedim. Bir yatırımcının soracağı her soruyu sordum.
yapılır dedi. Paradan haber verirsin. Nerede yapacaksın? Yer belli değil. Şöyle mi yapacaksın? Belli değil. Tam otonomus mu olacak? Belli değil. Peki ekibin var mı? Siz bulun diyor. Bir yatırımcının soracağı her soruyu sordum. Bir şeyi sordum. Dedim ki Elon Musk da dedim benzer şeylerle çalışıyor. Haberin var mı? Elon Musk'la çalışmam diye cevap verdi. Gerçekten çok güzel bir hikayeymiş ya. Yani nasıl bir özgüven? Bazen hayret de ediyorum. Hani anlamaya da çalışıyorum. Elon Musk'la çalışmam dedi. Sonra 2 gün geçti, mail attı. Dedi çalışırım ama dedi yeni firma kurarsak. Ha, yani yani bu da bir kritik. Tabii de yani işte vergi borcu falan vardır hani SpaceX'in ya da Tesla'nın. Onlara herhalde şey yapmak istemedi. Mahvolmak istedi. Hani Elon Musk dedi gelip dedi yeni firma kurarsa dedi ben dedi ortak olurum dedi. Dedim teknik bilgin var mı? Yani dedim bu uçak nasıl bir şey olacak? Gönderdi onu Twitter'da yayınladım. Çünkü A4 kağıda kareli uçak çizmiş. Kurşun kalemle. Kalem yanında silgi de duruyor. Teknik çizim. Yani, yiyecek bir şey bulamadığım yani, için hani kaslarım ağrıdı gerçekten gülmekten. Yani, ben bunu çok anlatıyorum. Yani yatırımcı olarak soruyoruz. Sorduğumuz soruya cevap vermeniz doğru cevap verdiğiniz anlamına gelmiyor. Hani ben nasıl yapacaksın dediğinde kareli kağıda çizdiğinde işte böyle olmuyor. İkna edecek cevap vermeniz lazım ama daha da şeyi ben şeyi de merak ediyorum Ecem'e şimdi girişimcilere şey yapayım bazen. Gerçekten oturup konuşmak istiyorum insanlarla. Yani buna inandın mı? Yani yapabileceğinize falan diye. Şey maili geliyor. Fikir bulsam yatırım yapar mısınız diyor. Allah Allah. Ya, tabii yani kafa. Fikri bile düşünmemiş henüz. Yani yatırım yapacaksa oturacak fikri bulacak. Ben çok... O özgüveni merak ediyorum. Yani hangi motivasyonla bana o maili attın? Ne dememi bekliyorsun? Hani ben senden yıllardır bir fikir bekliyordum. Tabii ki sen fikri bul, ben arkandayım mı diyeyim. Yani çok değişik oluyor gerçekten. Biz de şeyde çok yaşıyorduk özellikle BTM tarafında. İşte müthiş bir fikrim var, kimseye açıklayamam. İşte Türkiye'ye çağ atılacak. Hemen beni Cumhurbaşkanı'yla buluşturun. İşte onunla fikrimi anlatmam gerek falan. Hani tabii gerçekten... Ya, zaten... şeyi bir Twitter'da yayınlamıştım. O aklıma geldi Hakan Bey'e söyleyince. Geçen sene böyle köprüden geçiyorum. Tam trafiğim bittiği işte 9 gibi saat akşam ve cuma akşamı. Telefonumu bulmuş. Yani yemin ediyorum o yemeği işine harcasa vallahi unicorn olur. Telefonumu bulmuş. Cep telefonundan aradı. Yatırımcı Gülsüm Hanım'la mı görüşüyorum dedi. Buyurun dedim. Benim dedi sonsuz enerjiyle ilgili bir projem var ki erke döner gecinden beri hayatımızda sonsuz enerji. Almanlar peşimde ama ben bunu Almanlara vermek istemiyorum. Küçük bir yatırım gerekiyor. 30 milyon dolar kadar yapar mısınız? Küçük bir yatırım atadım. Ben dedim yani Boğaz Köprüsü'nde trafikteyim. Evime gidiyorum hafta sonu için. Hani ben dedim telefonda bilmiyorum ki. Bir azarladı beni Ecem. Zaten sizin gibiler yüzünden yurt dışına kaçıyoruz. Biz Almanlara vereceğim mecburen projeyi. Yani ben ne yapabilirim Almanlara vereceksen? Almanlar da aradıysan telefonla gelip sus diye mi verdiler parayı bilmiyorum ki. Hani o da yüksek bir ihtimal yok. Hani bunları çok yaşıyorum. Dediğim gibi merak da ediyorum. Hani eleştirmiyorum da diyorum herhalde bir benim anlamadığım başka bir mekanizma dönüyor beyninde. O mekanizmayı merak ediyorum. Ama bence o nasıl mekanizmayı oluyor diye. Hepimiz merak ediyoruz Gülsüm Hanım çünkü gerçekten çok çok da fazla öyle insan var. Yani yok. Hakan Bey sormuş hatta demiş ki fikir bulsam yatırım yapar mısınız çok iyiymiş diye. O da tekrar bunu söylemiş gerçekten iyiymiş yani o. Yarın bunları biriktiriyorum. Vallahi biriktiriyorum gelen bu soruları. Biriktiriyorum bir kitap. Güzel bir şey olur çünkü. Güzel bir kaynak çıkar bence oradan. Girişimcilere de okuturuz böyle girişimci 101 kitabı gibi bunları yapmayın, yapmamanız gereken şeyler diye okutmuş oluruz. Bir kullanım kılavuzu olur onlar için de. Aynen.
Çok teşekkür ediyorum. Böyle konuşturdukça konuşurum ben. Sabaha kadar gider bu konu. Yani biz çok keyif aldık. Zaten izleyenler de hala hiçbiri gitmedi. Hala buradalar. Çok güzel de sorular geldi aslında. Benim atladığım ya da eksik noktalı bıraktığım yerleri onlar tamamlamış oldu. Çok güzel oldu. İyi ki geldiniz. Gerçekten çok keyifli bir akşamdı bizler için. Benim için de çok keyifli oldu. Böyle İstanbul karlı evlerimizden pek çıkamadık bugün. Evet. O yüzden böyle keyifli bir renk geldi sayenizde. Evet, gerçekten çok güzel oldu. Umuyoruz ki sizlerle başka kanallar aracılığıyla da yani başka programlar aracılığıyla da yine bu ekranlarda konuk ederiz sizleri. Çünkü evet, çok değerli hem fon bulucu için çok değerli de bilgiler paylaştınız bizle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Eyle, hoşça kalın. Sağ olasın, çok teşekkürler. Dinleyenler de dinledikleri için bu saate kadar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, Gülsüm Hanım bizlerleydi. Bizce çok keyifli bir yayındı. Çok eğlendik. Çok güzel hikayeler de anlattı zaten kendisi. Yarın akşam yine saat 9'da sunucu koltuğunu Enis'e bırakıyor olacağım. Yarın bizlerle Özge Öz birlikte olacak aslında. Enis'e eşlik edecek. QNB Beyond Ventures'tan biraz daha kurumsal tarafı konuşacaklar. Kurumsal Venture tarafını konuşacak Enis. Sorularını hazırlayacak. Siz de bence sorularınızı şimdiden hazırlayıp yarın akşam için bu soruları yorumlara bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.